geldiniz, sefalar getirdiniz. Ay tam dedikodunun ortasında yakaladınız bizi. Bana diyorlar ki sen biberona mı geçtin, niye süt emmiyor senin çocuk? Dur Aydı, git 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 şuradan, şu genel gör de bizi. Benim var ya bütün çilemi. Aa bunlar yavrum benimle beraber. Önce bir sağdan emiyordu, soldan emmiyordu, sağdan emmiyordu. Ondan sonra oturarak emmiyordu, ayağa kalkıp ayaklarda takılıyorduk. Aynen. Ondan sonra şimdi de artık bu 3 günlük şeye geçtik. Ne o? Biberon. Ek gıdaya. Bir de suya. İşte o ek gıdadan sonra böyle yavaş 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 yavaş. Biberon dibi değil değil. Artık yeni biberonlar çıkmış. Böyle anne memesi gibi o kadar azıcık azıcık veriyor ki. Çocuk şey yapmıyor hani, buradan güldür güldür geliyor, buradan az geliyor değil. Aman neyse, tek derdimiz bu olsun ya. Tek derdimiz kekin kabarmadı olsun. Vallahi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Merhaba. Şimdi stüdyomuzda pek çok ilginç vaka var. Yani gerçekten hani Türkiye'nin dört bir yanından bize başvurular oluyor. Ve bunları değerlendirirken tabii önce sağlık dağıtmak niyetimiz. Ama gerçekten çok enteresan insanlar da programımıza misafir geliyor. Mesela dün Ünzile Hanım'la, bak o hiç gaz kesmeden devam ediyor yine örgüsünü örmeye. Ramazan Bey'i tanıştırdık. Onlar anne oğul. Ramazan Bey limon yiyor. Ünzile Hanım örgü örüyor. Örgüde sıkıntı yok ama limonda azıcık var. Çünkü öyle böyle yemiyor. Kasa kasa limon yiyor Ramazan Bey. Bu arada çok sevmişler sizi. Ay herkeslerden selam gönderdim. Size ve annenize vallahi getirdim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Nurhan Hanım bugün aramıza katıldı. Aha, o da şeker yiyor ama kesme şeker yiyor. Ve ne kadar yiyorsunuz? İki günde bir kutu. Mikrofonunuz yok ama hep mikrofonla konuşmanız lazım. İki günde bir kutu şeker yiyorsunuz. İki günde bir kutu kesme şeker yiyorum. Aman Allah'ım, bu neden vücut böyle bir şey ister? E peki o şeker nereye gidiyor? İnsülin direnci olmuyor mu? Vücut nasıl dayanıyor iki günde şekere? Değil mi? Yiyebilir misiniz ya? Ben çayın içine bile mümkün değil yani. Şekersiz içiyorsunuz ama şimdi hanımefendi o kesme şekerlerden bir paketini tüketiyor iki günde. Bu arada Nazmiye Hanım'la daha önce tanışmıştık. Hoş geldiniz. Nazmiye Hanım da ne diyeyim ben onun adına? Ne yiyordunuz? Betonda harç oldu. Yavuz harç Bey mı? O gün harç dedi, beton değil dedi. Vallahi ne bileyim, siz biliyorsunuz ne yediğinizi ama şimdi... Ben beton diyordum ama siz benim nafakamı kestiniz. Herkes ağzıma bakıyor, çiğneyemiyorum. Bu yaştan sonra utanmayı öğrendim. Ama bak iyi bir beton şey yapsam, diye. Bak iyi bir şey olsa ben var ya size böyle dünyaları ikram ederim. Ama hani bunun sıkıntılı tarafları da var. Hani limon değil, şeker değil, beton yani. Ya da işte ne o sıvı, alçı sıva un, yani. Un gibi eziyor. Allah'ım. Neyse bugün farklı bir şekilde buradasınız ama. Evet. Bu sefer birazdan Profesör Doktor, kendisi operatör yani içimizi görüyor. Kerem Hocam burada olacak. Kerem Hocam'a bu sefer muayene için getirdik. Çünkü belden de şikayetleri var. Hem de ciddi. Bu arada Ünzile Hanım, senin de mi belden şikayet vardı? Ha? Bacaklarda da. O zaman bir gösterelim bakalım, ameliyatlık mı değil mi? Durum ne? Nurhan Hanım, sizde de var mı öyle bir şikayet? Dizleriniz de var. Siz de o zaman gösterelim. Bu arada... Sizde de mi var Aynur? Tamam o zaman hep beraber. Anam iki Aynur yan yana oturmuşsunuz ya siz. Aa, aranızda dilek mi tutsam, ne yapsam? Vallahi dur dilek tutayım. Dur. Hocam görmesin ha, kızacak şimdi bana. Allah. Sesli olunca oluyor mu dilek? Sessiz mi söylemek lazım? İçinden içinden. Ay içimden söyleyemem ben. Allah'ın izniyle herkese. Sen de Ceylan için dile. Sen de evladın için dile. Aman. Şimdi burada da enteresan bir durum var. Kızı tüp bebek sahibi olmak istiyor ve kıllanma problemi var. O da kızımı sevemiyorum ben diyor. Yani Zaydan ve kızım için ölürüm. Sen değil kız, öbür Aynur. Ben de. Bu sefer. Oo, be enteresan. Ne diyeyim, Allah'ım isteyen herkese hayırlısıyla, hayırlısıyla Zaten evlat nasip etsin. Amin. Konuşturacağım seni bugün. Peki, gittim efendim. Şimdi... Elif'im ne yapıyorsun? Vallahi iyiyim. Bugün çok güzel şeyler hazırlayacağız. Ne? Aa, ben bugün size ne yapacağım? Bak Canan Hoca da mutlaka yiyin diyor ya. Neyi mesela rahat rahat yiyin diyor, hatırlıyor musunuz? Yumurta, tereyağı, başka? Ceviz, başka? Bak Beykent Üniversitesi'nden geldiler bugün. Benimle röportaj yapmaya. Televizyoncu olmak istiyor bak güzel kızım benim. İnşallah geleceğin televizyoncuları onlar. Üniversitede, lisede... Benim mesleğimin bölümünü okuyan genç arkadaşlarımıza bir alkış rica ediyorum. Gelecek onların. Bugün Beykent Üniversitesi'nden arkadaşlarımız burada ama pek çok üniversitede bu işin eğitimini gören insanlar var.
diliyorum istedikleri yerlere tez zamanda gelebilirler. Bu bizim gitmemiz demek ama olsun. Tabii ki onların olacak buralar ve çok da güzel yapacaklar inşallah. Hadi gittim. Hadi geldim. Lahmacun yapacağım. Oo. Hem de son derece kolay, basit, son derece sağlıklı, incecik hamura, incecik. Hamur mu yoksa ne onu? Biraz hamur daha. Değil. Hamurdan evet. Yapmayacağım. Hamurdan yapacağız. Başka hamurdan bir şey. Yapmayacağım. Şahane süper. Olacak. Ben ne yapacağım? Nefis bir makarna böreği yapacağım. Makarna böreği aslında yumurta ve çok kolay bir şekilde kalmış makarna ile yapabilirsiniz. Tekrar makarnanızı haşlayıp yapabilirsiniz. Bayılacaksınız. Özellikle çocuklar bu tarife bayılıyor. Hem makarna seviyorlar. İçine... Ay ben de çok severim bunu. Evet, kelebek makarnayı haşladık. İstediğiniz her türlü makarna ile de oluyor bu arada. Yani bu çubuk makarna ile oluyor, düdük makarna ile oluyor. Hepsiyle oluyor. Bugün makarna yapacağız. Size de bir sorumuz var bu arada. Şimdi soru şu. Ama ne makarnası yapacağız? Makarna böreği yapacağız. Makarnanın böreğini makarnayı. Yapıyoruz. Şahane. Evet. Yani kolay bir börek olacak ama lezzetli olacak. Şimdi makarnanın suyunu döker misiniz? Makarnanın haşladıktan sonra ya. Soğuk suyun altında gezdirir misiniz? Hı? Siz hangisini yapıyorsunuz? Hadi yazın bana. Ben de merak ediyorum. Mesela çorba yapardı babaannem makarnanın suyuyla. Siz ne yapıyorsunuz? Yazın bize. Hoş geldiniz programımıza. Aslında çok önemli. Ben de bir takım bilgilere sahibim ama şimdi söylemeyeceğim. Bakayım sizler biliyor musunuz? Şimdi makarnayı haşladık. Makarna böreğiyle mi başlayalım, tatlıyla mı başlayalım? Sen söyle zaten. Ay börekle başlayalım. Börekle başlayalım. Çok kolay, acayip lezzetli, muhteşem oluyor. Canınız börek çekiyorsa evinizde hemen makarnayı haşlayın. Veya dünden kalmış haşlanmış makarnanızı hemen değerlendirebilirsiniz. Ne yapacağız? Makarnaları haşladık. İşte burada. Çok güzel bir şekilde haşlanmış makarnamız var. Şimdi bunun içine ne koyacağız? Bak böyle haşlayıp soğutun. Bu işte gerçekten... Sen nasıl yaptın diye sormayayım o zaman şimdi. Sorma. Makarnayı haşladınız. O suyu ne yapıyorsunuz? Kimisi döküyor. Kimisi ondan çorba yapıyor. Kimisi... Bak benim bildiğim bir tarif daha var mesela. O da çok lezzetli ve güzel. Makarna. Ay benim boynum ne kadar şey olmuş ya. Benim teyzem de çok değişik bir makarna pişirme tekniği var. Onu da sonra söylerim. Şimdi belki o tekniği bilenler vardır. Yalnız... Ben onu ayna niyetine kullanıyordum ya. Sen beni göreydin de ben bunu öyle bağlayaydım. Ama rengi dur de bakayım. Pek güzelmiş. Değil mi? Böyle tüylü yarı tüylü. Aslanist gibi oldum ayol. Ya bu şöyle tüyleri kopartıp küpe yapayım mı ben biraz? Tam benim küpelik bu. Yapar ama senin küpen de pek güzelmiş. İşte bu tüyleri oraya takarım ben de güzel olur. Tüy görme. Ay size bir video göstereceğim. Hayır. Evet. Göstermeyeceksin. Göstereceğim. Hayır. Göstereceğim. Hayır. Göstereceğim. Hatta ben göstermeyeyim direkt hikayeye koyayım. Tamam. Ya, televizyondan göstermeyeyim. Evet, televizyondan hikayeye göstermeyeyim. Koyayım. Tamam. Evet. Peki. Bu arada videomuz gitti. Instagram'da da buluşmaya varsanız eğer hadi yazın bize. Şimdi makarna böreği için ne yapıyoruz? Makarnaları haşladık veya akşamdan kalan makarnanızı güzelce soğuk zaten. Onu bir kabın içine koyun. Sonrasında diğer bir kapta böyle 3 tane yumurtayı süt ve yağ ile güzelce karıştıracağım. Süt ve hadi yağın birazını koyuyorum bakın Zayde. Artık alıştım ben. Artık alıştım. Hepsini koymuyorum. Şöyle güzelce çırpacağım hemen. İçine birazcık da karabiber koyacağım. Peynir koyacağım için tuz koymuyorum ama mutlaka karabiber acayip lezzet katıyor. Onun için karabiberi bol bol koyabilirsiniz. Güzelce böyle bir bulamaç hazırlıyoruz. Yumurta, süt ve sıvı yağ. İsterseniz sıvı yağ sevmiyorsanız tereyağı koyabilirsiniz. Veya hiç yağ kullanmak istemiyorsanız yoğurt da koyabilirsiniz. Yoğurdun yağlılığı da çok güzel olabilir. Şimdi fırın makarnayı da aynı yöntemle yapıyoruz. Ne yaptım? Ne yaptın? Gönderdim. Gönderdin mi? Gönderdim. İzlemeyin ne olur izlemeyin ne olur. Ay izleyin vallahi. Kulisimde bir güzel başlığıyla hikaye kısmında story'de yayınladım. Ayrıca videomuzu da koydum şimdi. Onun yorumlarına da bakıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakalım neler yazmışlar. Makarna suyu atılır mı atılmaz mı? Ne yapılır makarna suyu? Aa daha yüklenmemiş dur. Şimdi gidiyor. Elif'i hiç böyle görmediniz. Baksana haline. Ya vallahi Zayde onu niye koyuyorsun ay, ekranı ya? Ekranı da gösterseydim ya. Bir daha çok hiç. Tatlı. Ama şuraya yazıyorum Zayde'nin yanında bir şey yazma, yapmayacağım. Yazma. Yapmayacağım. Nasıl yapmayacaksın? Hemen veriyor yemekleri ya. Yemekleri zaten benim yanımda yapıyorsun. Televizyoncu olunca böyle oluyor işte. Her şeyi kullanıyor. Her şeyi. Ama ben kendim de yapıyorum ki. Dün canlı yayın yaptım. Telefon geldi. Canlı yayın kesildi eve giderken. Ondan sonra ay çok ayıp oldu dedim. Bu sefer video çektim onu paylaştım hikayede. Süpersin. Sen de yapıyorsun çok güzel canlı yayın. Ha bunu ben de kullanacağım bugün. Şimdi. Tavada mı yapacaksın evet. Sen de? Yani tavayı da kullanacağım. O zaman dur. Tavayı şöyle alayım. Ben kendime bir tane şey alayım. Bak, sonra ama benim daha yapmama var. Yok. Tencerede de olur. Tencerede o da olur ama bana tava daha çok işime yarar. Zaten aynı. Tamam tava bana kalsın. Şimdi bakın ne yapıyoruz?
Birazcık şöyle tereyağını dibine koyuyoruz. Şöyle. Tava veya tencere. Ben böyle sığ bir tencerem vardı, onu da kullanıyorum. Hemen şöyle birazcık kenarlarına da koyalım. Sonrasında bu elimle koyduğum tereyağını hemen içine de koyacağım. Bakın şöyle kenarlarına. Evet, tereyağı yanmasın diye birazcık da mutlaka sıvı yağ dökün. Şöyle. Evet, şimdi bu karışımı, burada yumurta, süt ve sıvı yağ karışımı var ya. Soğumuş şimdi makarna mı olacak? Makarna böreğe mi dönecek? Makarna böreğe dönüşecek. Şimdi evinizde hamur yapmak istemiyorsunuz veya yufkanız yok ama börek yemek istiyorsunuz börek tadında. İşte bak bu oluyor. Yumurta, süt ve yağ soğuk makarnayla buluştu. Onu birleştiriyor. Aynen. Şimdi bir kısmını... Sarımsaklı yoğurt olacak bunun üstüne var ya. Oh. Vallahi. Şöyle bir kısmını, bunu fırında da yapabilirler, tavada da yapabilirler. Ha. Ama tavada gerçekten çok hepsini güzel. Hepsini koymayacak mısın? Yok, yarısını koyacağım. Yarısını. Öbür yarısı? Şimdi bak ne olacak öbür yarısı. Hemen sonra göstereyim. Sonra mı koyacağız? Bak fırına şimdi mı gidecek? Hayır. Söylesene be. Ya bak şimdi bekle birazcık. Bak şimdi şöyle. Yavaş yavaş bir taban oluşturduk mu? Oluşturduk. Tamam şimdi. Ha, arasına bir şey koyacaksın. Aynen. Arasına birkaç parça şöyle hop tereyağlar sen görmesen. Ay bak, zaten telefona bak sen. Bak benim tarifim, benim söyleyeceğim aslında bir izleyicimiz yazmış. Gonca Altun. Ben makarnayı diyor yarısını kavurup yarısını da ekleyip kaynar su ve tuz ekliyorum. O suyla beraber pişiriyorum. Harika oluyor. Bursa'dan selamlar. Teşekkür ediyoruz. Aynen ben de bunu diyecektim. İki renkli makarnaya dönüşüyor. Ve kendi suyuyla beraber pişiyor ve efsane oluyor. Benim teyzem de öyle yapıyor. Ben teyzemden öğrendim. Yağı koyuyor. Aynı pilav pişirir gibi. Güzelce kavuruyor makarnayı. Ardından suyunu ekliyor. Yani çektirerek pişiriyor makarnayı. Nasıl ya? Bir daha söyle bakayım. Makarnayı haşlıyor. Pilav pişirir gibi. Hayır hayır. Kıtır kıtır. Makarna var ya paketinden açıyorsun. Tereyağı, sıvı yağ koyuyorsun pilav kavuruyor gibi. Kavuruyorsun. Ondan sonra üzerine suyunu ekliyorsun. Çektirerek pişiriyorsun. O anladım. Kadar güzel oluyor ama ki. Ama mesela bu tarifin yarısında siz yarısını normal rengiyle yarısını kavurmuşsunuz. Siz hepsini kavuruyorsunuz hepsini o zaman. Hepsini kavuruyoruz. Evet. Tamam. Çok güzel oluyor. Bak ay, arasında peynir annem koydum. Ama bayağı çok seviyor. İyi ki varsınız bu arada. Suyunu döküyoruz biz demiş Melek. Ben döküyorum soğuk sudan geçiriyorum Canikom demiş Şirin Gökçe. Ah ah. Gaziantep'ten selamlar. Adana'dan selamlar. Bursa'dan selamlar. Teşekkürler. 10 aylık oğlumla seni izliyoruz. Elif ablaya ve sana bayılıyoruz. 3 kişilik yuvam. Ne güzel. Ne güzel. Makarna suyunu döken de çok yalnız. Bak Semra Hanım da makarna suyunu döküyorum. Üzerine soğuk su geçiriyorum. Ama bazen diyor. Maalesef. Neyse söylemeyeceğim şimdi. Ben mantının suyuna çorba yapıyorum. Makarnayı da başladıktan sonra mutlaka yıkarım diye bir başka izleyicimiz söylemiş. Bak şimdi hayatım. Ne yaptık? Alta makarna. Şimdi soğuk makarnamız vardı. 3 yumurtayı süt ve yağ ile çırptık. Makarnayla karıştırdık. Üç yumurta, süt ve yağ. Süt ve yağ. Güzelce çırptık, karıştı. Makarnanın içine döktük, yarısını karıştırdık. Yarısını tabana döktük. Yarısını da üzerine koyuyorum. Arasına da beyaz... Hadi gel yukarıdan gör ya da şöyle yapayım ben. Beyaz bunu. Peynir. Ha? Ve maydanoz koyduk. Bak arasında şöyle göstereyim şurada. Sen hafifçe şöyle bir yaydırıver. Tamamen şey olsun. Şimdi iki katlı olmuş oldu. Evet, iki kat oldu. Arasında börek gibi peyniri koyduk. Abi bunlar tabii birbirlerine yapışacağı için yumurta, süt ve yağ bunları yapıştıracak. Of, çok da kolay bir şey bu ya. Acayip de güzel oluyor. Ay burası da şöyle kırmızı kırmızı olsa. Üzerine biraz peynir mi döksek bunu? Şey yapalım. Şöyle biraz peynir. Bayağı bu fırından çıkmış. Pul biber koyalım biraz. Olur. İstersen. Dur da nane geldi. Nane de olabilir. Hayır, buna biraz böyle rendelesek peyniri, kaşar peynirini. Bu direkt fırına girse efsane bir fırında da olur. Güzel olur. Biraz böyle acı istersen hani böyle güzel pul renk, biber de renk koyalım. Aslında. Evet. Rengi ne güzel oldu. Renkli makarnalar var ya artık mesela ıspanaklı falan onlarla da yapılabilir. Bunun özelliği fırında değil böyle şeyde tavada olması veya tencerede ama hayır ben fırında pişireceğim diyorlarsa fırında da pişirebilirler. Hemen. Ay bak mantı suyunu tarhana çorbası yapıyorum diyor Ebruli. Süper. Çok güzel olur tarhana çorbasına bayılırım. Soğuk suya tutarım ki yapış yapış olmasın selamlar demiş. Ben suyunu süzüyorum nişastası gitsin diye yoksa yapış yapış oluyor demiş Seçil Hanım. Ben Ankara'dan Suzan. Selam yollar mısınız? Selam Suzan Solak. Teşekkür ediyorum. Ben yağda makarnayı kavurup pilav gibi suyunu çektirerek yapıyorum. Bravo. Bence o da efsane oluyor. İşte bakın böyle. İsteyen böreği tavada yapabilir. İsteyen böyle tencerede. İsteyen de fırında yapabilir. Aynen bu şekilde fırına koyuyorsunuz. Güzel güzel çıtır diyor. Ama şimdi ben bunu bir de ters çevireceğim için daha farklı olacak. Onun için burada yapıyorum. Altta makarna, arada peynir, maydanoz, üstte de makarna. Şimdi pişecek.
Sonra çıtır çıtır ters çevireceğiz. Of süper. Çok güzel olacak. Süper. Bunun üzerine böyle ters çevirince böyle maydanozu ince ince kıyıp biraz da böyle süsleyelim. Maydanoz. Tamam. Yeşil. Hatta şu kırmızı yeşil de çok güzel olur. Bu arada soğuk suyla süzen çokmuş. Arkadaşlarım da okuyorlar, merak etmeyin. Sadece elimde tuttuğuma bakmayın telefonu. Bu arada görüntünü göstereyim mi be? Çok güzeldin sabah ama. Dur. Göstereyim mi? Ya illa göstereceğim. Hadi be. İlla göstereceğim. Aslında hiç göründüğüm gibi birisi değilim. Gerçekten oğlan çocuğu gibi dolaşırım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Allah'ım. Baktım müzik güzel. Çılgın kadın ya. Bir daldım onlara. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında böyle hep neşeli, hep yüksek görüyoruz ya. Çok dertler çekmiş, çok şeyler çekmiş. Ben mi? Başkasını mı anlatıyorum ben ama hiç belli etmiyor ya. Ben mi diyor bir de ya. E böyle diyeceğim, ne yapayım şimdi, burada derdimi mi anlatayım? İşte onu diyorum. Yani inanın çok böyle ama senin de derdin mi var deyip çok neşeli gördükleriniz bile. Aslında bir sürü şeyi içimizde saklıyoruz da. Şimdi üzülsek ağlasak ne olacak, sağlıkla ilgili demiyorum bak, o başka. Onda derdini, dermanını aramak gerekiyor. Yoksa derdini derman bulamıyorsun. Fani dünya gelip geçecek. Bir gün varız, bir gün yokuz. Dert etmeye gerek yok. Değer ne mi deyip şarkıya başlayacaksın. Dert etmeye değer mi diye neredeyse şarkıya başlayacağım. Ama çok güzel bir saray lokması yapacağım. Of, asıl bayılırız. Yapayım. Hadi yap. Acayip. Ben de lahmacun olur. Yapacağım size. Ama incecik bir lahmacun. Bayılacaksınız. Hangisi incecik. Yapalım önce? Ben saraya başlayayım. Ay bilmiyorum. Mı? Sen saraya başla. Hop bak şimdi. Burada bir tepsi var. Tepsinin altını isterseniz yağ... Aa, bir şey söyleyeceğim. Biz geçen gün ona bayıldık ama biz yine böyle işlere daldık. Şeyi gösteremedim. Benimkiler de bayıldı. Bak Oğuz Bey değil mi? Cheesecake neydi mi? O? Hayır. Üstü ne? Beyaz. Muhallebili bir şeydi değil mi? Altı böyle kekti. Ama onun tarifini veremedik. Sen burada kendi kendine yaptın. Aa. Hatırla. Keki o kadar güzeldi ki böyle. Dur, üzerinde ben onu... bembeyaz bir tarifti. Reklam neydi arasında o? Bulayım onu ben. Bul onu bir daha yap. Onu yarın yapalım mı? Hatta malzeme varsa yaparız. Yarın çok yapalım. Lezzetliydi. Hem üstüne bayılacaksınız hem keki o kadar böyle güzel olmuştu ki onu bir daha yapalım. Tamam bir daha yapalım. Bak, kar mı yağdırıyorsun? Kar yağdırıyorum. Bakalım bu sene ne kadar kar yağacak. Ay, Hindistan ya. Cevizi. İsterseniz tepsiyi yağlayabilirsiniz. Bazen yağlıyorum, bazen yağlamıyorum. Şimdi sen kızma diye yağlamadım. Ay estağfurullah. Böyle. Dur. Bu arada sen onu yaparken ben hemen döneyim mi? Tamam. Bizim dünya güzeli küçücük bir kızımız var. O bir cam kemik hastası Azra. Aslında onun için çok doktorlara ulaştım. Ama kabul etmekte zorlandılar. Niye? Bir kere çok teşekkür ediyorum gerçekten doktoruma. Cam kemik hastasının ameliyatı bir hayli zor. Çok hassas çünkü. Ama Azra'nın o gülüşü, konuşması, Rabbim dünya güzeli bir kızımız. Ay kuzuma benim. Ameliyata girmek üzere. Azra'nın annesi Özlem Hanım ve yardımcı doçent doktor Ahmet Şükrü Mercan şimdi karşımızda. Azra'm aşkım. O beni duymuyor, annesi duyuyor şimdi. Ameliyata girmek üzere. Dualarınızı eksik etmeyin. Kulaklığının tekini verelim hemen. Azra'cığım bir tanem. Duyuyorsun. Hiç merak etme. Bak şimdi kameraya. Gideceksin. Birkaç saat sonra geleceksin. Sonra konuşacağız yine, tamam mı bir tanem? Tamam. Tamam. Seni çok seviyoruz biliyorsun değil mi Azra? Biliyorum. Bütün dualarımız, güzel dileklerimiz seninle. Bir an önce ameliyatın ol, bir an önce bana gel, tamam mı? Tamam. Ay kuzum benim. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Minik Azra'mız ameliyata girmek üzere. İnşallah sağ selamet girecek. Çok daha iyi bir şekilde ameliyattan çıkacak. Anacığı başında. Doktorum da başında. Doktorum bir görebilir miyim? Yardımcı doçent doktor Ahmet Şükrü Mercan. Ahmet hocam size binlerce teşekkür ediyorum. Size emanet Azra'mız. Şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Estağfurullah. Çıkartın gönderin bana Azra'mızı. Estağfurullah. Zahide Hanım, Azra'nın artık herhalde kritik dönemine girdik. Bugün itibariyle birazdan bir yarım saat içinde beraber ekibimizle birlikte Doktor Ertan Bey ile beraber ameliyata alacağız. Sanırım bir 2-3 saatlik ameliyatın sonunda bu geceyi biraz planımız yoğun bakımda geçirmesi ve yarın servise çıkartmayı niyetimiz var. Bir 3-4 gün hastanede misafir edeceğiz. Sonrasında da umarım
Böyle 1,5-2 aylık bir alçı süreci sonrası bugünkü hedefimiz sol tarafı ameliyat etmek. Sol bacağını, sol uyluğunu. Hocam gösterebilir misiniz? Azra'nın bacağında da ciddi bir operasyon geçirecek. Yaklaşık 3 saat sürecek ama. Azra'mızın maalesef ayaklarında hem üst tarafta bizim femur dediğimiz hem de tibia dediğimiz bu diz kapağının altında ciddi kırıklara bağlı eğrilikleri var. Bunlar az önce sizin söylediğiniz gibi cam kemik hastalıklarında çok tekrarlayan sayıda kırıklar oluyor. Doğuştan başlıyor ve tedaviler başlayana kadar, tedaviler, teşhisler konulana kadar Özlem Hanım da söyledi neredeyse 50-60'a yakın kırık geçirmiş Azra'da. Çok multi sayıda kırıklardan sonra da böyle maalesef eğrilikler oluşuyor. Bugünkü hedefimiz bu eğriliklerin hepsini düz hale getirmek ve onu mümkünse 6 aylık bir süre içinde ayakta durur. En azından cihazla ayakta durur. Bir yıl sonra da kendi başına yürür aşamaya getirmek. Azra çok güzel bir kız. İnşallah hedefimiz bu. Hocam en büyük hayalini de soralım mı Azra'nın? Biz yayın öncesi sorduk bize neler anlattı Zahide Hanım neler anlattı. Ne dedi Azra'cığım sen iyileşeceksin inşallah yürüyeceksin ya. Neler yapacaksın peki ilk olarak? Öncelikle söz verdim bizim programa geleceksin. Sonra nereye gitmek istiyorsun? Parka. Parka gidince neler yapacaksın bir anlatsana bize. Soracaktı sallayacağım. Sesli başka ne yapacağım? Ondan sonra kaydırak da kayacağım. Başka? Başka? Canım benim. Başka koşacağım. Ay inşallah koşacaksın. İnşallah. İnşallah biz de vesile olacağız. Başka neler yapacağım? Başka yemek yapacağım. Ay yemek yapacak. Zahide Hanım'a nasıl öpücük yollayacaktın? Hadi Azra. Öpücük yap Zahide Hadi ablaya. Bir öpücük yap. Bir de salla. Ben de seni çok seviyorum bir tanem. İnşallah bu dediklerin hepsini yapacaksın. Özlem Hanımcığım siz de öpüyoruz. Ana yüreğin en fazla attığı anlar aslında. Evladın ameliyata girmesini böyle izliyor ama. Allah'ım acil şifa diliyorum size. Bir Zahide abla çok selamet. Teşekkür ederiz her şey için. Hala inanamıyorum yani bir şaka gibi. İnşallah elimden tutup şu hayalini kuruyordum yani kendi kendime düşünüyordum Zahide Yetiş'e başvursam acaba dönerler mi falan. Hala inanamıyorum. Gerçekten hayallerimizi gerçekleştiriyorsunuz. Allah razı olsun. Sizden de ne bileyim olsun. Daha ne diyebilirim ki yani en büyük umudumuz siz oldunuz. Tek dileğim kızımın iyileşmesi şu an. Doktorlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Sağlıkla, huzurla tekrar ameliyattan çıkmasını bekliyoruz. Beni haberdar edin. Gece de lütfen acilden yoğun bakımdan bana fotoğraf gönderin olur mu? Ya da bilgilendirin beni ben merak ederim. Tamam. Ben de izleyicilerimize söyleyeyim. Hoşça kal. Hoşça kal bir tane. Merak etmeyin. Allah acil şifalar versin. Amin. Bir an önce. Hadi öpücük yollayın. İsteklerine kavuşsun. Ne kadar güzel. Ay amin. Nasıl da güzel ama. Konuşuyor ya böyle. Vallahi, maşallah. İnsanın çok yüreği gidiyor. Kuzum benim. Hadi bakalım. Bu kadar dua ile gönderiyoruz. İnşallah Allah'ım. Güzelliklerle, keyifle geri dönecek. Bir sene sonra da Azra'mız yürüyerek stüdyomuzda olacak inşallah. İnşallah. Yavaş inşallah. Yavaş. Hadi. Evet. Devam edelim. Hayat işte böyle devam ediyor. Bak bir yandan ameliyat bir yandan yemek. Ya. Böyle işte. Onun için çok fazla dert ama, etmemek lazım. Şu programa şükrettiğim anlar bunlar. Evet. Kimsenin dedikodusunu yapmıyoruz. Kimsenin ailesinde bir şeyinde işimiz yok. Biz sağlık yapıyoruz. Ve gerçekten şükürler olsun Rabbime böyle bir program yapabiliyorum. Ne güzel. İnsanların kalplerine dokunup onları iyi etmek için bir yol kat ediyoruz beraber. Gerçekten şükrediyorum. Siz de iyi ki oradasınız ki bizi buralarda taşıyorsunuz. Biz de işimizi en güzel layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsın Zahide. Alkışlar Zahide'ye gitsin. İyi ki herkes var. İyi ki. Harikasın. İyi ki ekibim var sağ olsunlar. Hadi devam edelim hadi. Şimdi tamam, saray hadi. Lokması için ne yapıyoruz? Ha. Tepsiye güzelce hemen böyle. Şurada peçete Zahide'cim. Ha. Güzelce Hindistan cevizini döşedim. Bakın hepsini bol bol böyle her tarafı Hindistan cevizi oldu. Neden bunu yaptık? Çünkü rulo yapınca üstünde Hindistan cevizi kalacak. Şimdi içine bir muhallebi yapacağız. Hemen onun içinde şöyle tencerenin içerisine hangi malzemeleri koyuyoruz? Süt, un, şeker, kakao hepsi güzelce karışacak. Muhteşem bir muhallebi olacak. Şöyle unu da koyalım. Aşağı yukarı bir su bardağı un, şekeri de koyalım. Ve kakaoyu ilave edeceğiz. Sonrasında en son vanilya ve tereyağı ilave edeceğiz. Normal muhallebi. İsteyen içine... Bunun burası niye sıcak?
Senin tabii. Makarnaları yapışıkmış. Evet evet, sen onu karıştırırken ben de makarnaya bir göz atayım bakayım ne olmuş. O hafif hafif çıtırdamalar geliyor makarnanın altından. Ha, şimdi asıl onu çevirince anlayacağız. Evet evet, asıl o çevirince anlayacağız. Hatta bir tabak kapatabilirim buraya ki iyice bastırsın böyle güzelce aslında börek gibi olsun. Birazcık daha bekleyeceğim. Ha. Şu kokudan anlayabiliyorum. Ben bunun hepsini koyacak mıyım? Evet evet, yavaş yavaş ilave edersen üstüne sıçramasın. Olsun olsun. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Saray lokumu yapıyoruz. Bunun için hemen süt, şeker, un, kakao, vanilya, tereyağı. Vanilya tereyağı daha sonra koyacağız. Hindistan cevizini zaten, ha şekeri de koymadım. Bu arada şekeri de ilave ediyoruz. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı un. Vanilya ve tereyağısı daha sonra gelecek. Şimdi onu ocağa alacağız ve yavaş yavaş güzelce koyulaşıncaya kadar pişireceğiz. Ocağın altını yaktım Zahide'cim. Hemen getirdim, ocağa evet. Koydum. Sonrasında o piştikten sonra tepsideki Hindistan cevizinin üzerine dökeceğiz. Koyulaşacak, bayağı bir koyulaşacak çünkü un onu böyle koyu muhallebi kıvamına getirecek. Daha besleyici olmasını isterlerse mutlaka içine iki yumurta sarısı koysunlar. Hani çocuklar. Ha. O zaman çok daha besleyici oluyor. Ama sonrasında... Ay bu çok oynayacaklıyor. Üstünü... Yine sen bunun niye saplarını koymuyorsun? Ben elimi yakabilirim. Sapları da durdukça ısınıyor diye onun için. Ha, o zaman şimdi koyma, tamam. Peçeteyle yok, hallettim. Yok dur. Hemen şöyle takalım. Isınmadan. Tamam. Bak ne güzel oldu öyle renkli renkli. Şimdi güzelce muhallebiyi yapıyoruz. Bu muhallebiyi isterlerse portakallı, limonlu, farklı ya da beyaz da yapabilirler ama... Kakaolu olunca daha böyle farklı bir görüntüsü oluyor. Altta böyle beyaz Hindistan cevizi, arada çikolata. Ha, bir tane daha bir şey yaptım, o da dolapta, hemen onu getireyim. Ne yaptın? Ne yaptım? Ay çünkü... bu arada ne oldu makarnalar? Ne yazdı herkes? Herhalde herkes suyunu süzüyor. Yani çoğu kişi suyunu süzüp soğuk sudan geçiriyor. Sen nasıl yapıyorsun? Şimdi sen söyle. Şimdi ben söyleyeyim. Hı. Bak, makarna aslında içinde B12 barındırıyor. B12'ye de ihtiyacımız var. Makarnayı haşladığımızda, suyunu döktüğümüzde, hele bir de üzerine suyla böyle süzdüğümüzde, yıkadığımızda B12 diye bir şey kalmıyor makarnada. Tamamen hepsi hop lavabodan B12'ler gidiyor. Onun için mümkün olduğu kadar az suda çektirerek, suyunu çektirerek makarnayı pişirin ki vitamini içinde kalsın. Bir de şöyle bir şey biliyorum. Kilo almamak için makarnayı en fazla ama en fazla 8-10 dakika haşlamak lazım. Hani biz 15 dakika haşlıyoruz ya Zahide'cim. İşte o zaman İtalyanların yaptığı gibi mi? Hafif diri mi kalması gerekiyor? Al dente dedikleri, dişe gelen. Hafif böyle kıtır. Dişe gelen olması lazım. Yani öyle olunca kilo aldırmıyor muymuş? Evet, öbür türlü çok hamur olunca kilo aldırıyormuş. İçindekiler aynı. İçinde sadece su farkı var. Yani kimi biraz daha suyu çekmiş oluyor, diğeri biraz daha az su belki çekmiş oluyor. Belki de hani nişasta hamuru daha çok böyle içinden çıkıyor haşlanınca. Daha... sosunu eğer yağını ve sosunu uygun koyarsanız tabii. Makarna şahane bir besin aslında. Ama bolca tereyağlar, bolca böyle işte yağlı soslar vesaire tabii. Ya da beşamel sosları makarnayı bambaşka bir hale getiriyor. Baksana. Aslında bizim sıkıntımız da of çok güzel görünüyor. Vallahi süper de kokuyor. Makarnaya da bayılırım. Benim oğlan kardeşlerimden biri, 3 oğlan kardeşim var, bir kız kardeşim var. Bir tanesi deli gibi makarna yer, incecik. Adamın hiç öyle bir kilo derdi yok yani. Ya süper. Makarna yemek demek ki kilo aldırmıyor. Dursun şimdi Kerem hocamı davet edeceğim. Benim başın ağrımıyor değil mi? İyisin. Çok iyiyim, bomba gibiyim, her şeyim. Şükür. Ama işte bir ağrı olduğu zaman insanın başına neler gelebiliyor biliyorsunuz. Şimdi Kerem hocamı bir davet edeyim. Soru cevap yapalım. Yanlış bilinen pek çok şey var. Bunların doğrusunu kıymetli hocamızdan öğrenelim. Bu arada Safiye Hanım diyormuş ki ben suyunu çiçeklerin toprağına döküyorum. Aa çok iyi. Yumurtanın kabuğunu da ben mesela dökerim. Evet. Yumurtayı haşlıyorsunuz ya, o suyu da dökerim mesela. Ben de dökerim ama makarnayı hiç direkt bilmiyorum. Direkt kay suyum oluyor çünkü. İyi fikir. Ama makarnanın suyuyla tarhana çorbası yapın. Normal çorba yapın yani. Şahane bir şey aslında. Kesinlikle yazık o suyu dökmeyin ya. En kötü makarnayı kavurun içinde kalsın. Of, aynen. Canım çok fena makarna istedi. Bir de makarna yaptım bugün. O zaman ben Kerem Hoca'yı davet ediyorum artık. Haydi o zaman. Kerem Bıkmaz geliyor efendim alkışlarınızla. Onur İlikçilerimiz hocam çok şıksınız. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Siz kilo mu verdiniz? Öyle mi? Valla ya da siyahtan mı öyle görünüyor? Spor yapmaya çalışıyorum. Belki ondan süper. Da dikkat etmeye, örnek olmamız lazım. Sonuç itibariyle. Öyle. Şimdi ağrılarla ilgili konuşacağız birazdan. En büyük sıkıntılardan bir tanesi fazla kilo ve spor yapmamak. Şimdi siz kilolu olursanız ve spor yapmazsanız o zaman doktorun dediği olmamış oluyor. Yani örnek hem olmak dediğimi her zaman, yapın diyorsunuz hem yaptığımı yapın. Bizde bir laf var çünkü doktorun dediğini yap, yaptığını yapma derler. Yaptığını da yapmanın bir örneğini sunmaya çalışıyorum açıkçası. O zaman biraz öne geçelim. Tabii. Şimdi size sorular hazırladım. Tamam. Yanlış bilinen şeyler bunlar. Şimdi belimiz
Ha, gerçi bu şey. Belimiz, boynumuz her gün neden daha fazla ağrıyor? Neden tedaviler başarısız oluyor? Ne kadar çok ağrıyor değil mi? Gerçekten öyle. Yani şimdi stüdyoda sorsak kaç kişinin beli boynu ağrıyor? Şu an bile kim bilir kaç tane parmak kalkacaktır. Çok ciddi bir problem. Artık bütün dünyanın, sadece bizim ülkemizin değil, endüstriyel çağın çok ciddi, özellikle bilgisayar çağının en önemli sorunlarından bir tanesi. Neden bu kadar çok ağrıyor? 4 tane aslında belli başlı sebebi var. Aslında 5 tane de 4 tanesi daha mekanik sebepler. Bunlardan bir tanesi demin konuştuk, fazla kilo. Kilomuzu maalesef muhafaza edemiyoruz. Yani bir taşıma kapasitesi var. Omurganın bir taşıma kapasitesi var. Kilo ve bu, aldıkça ağrılarımız kilo artıyor. Aldıkça omurgaya binen yükü arttırıyoruz. Disklere binen basıncı arttırıyoruz. Ve dolayısıyla adeleleri zorluyoruz, eklemleri zorluyoruz. Ve mekanik kökenli bel ağrılarının en temel sebeplerinden birini ortaya çıkartıyoruz. İkincisi, egzersiz yapmıyoruz, spor yapmıyoruz. Şimdi kilonuz fazla, adeleleriniz zayıf, sürekli olarak ayaktasınız ya da masa başında çalışıyorsunuz ve her seferinde zorluyorsunuz. Aynı o hocam, siz durumu. Her bunu söylediğiniz aklıma şu geliyor. Ah evladım, nasıl spor yapacağım? Belim başım ağrıyor zaten. Hadi kolaysa kendin kalk yap. Bu yaşta söylemek kolay diyesim geliyor. Ama işte bunun başına en baştan zaten almak lazım. Yani bir takım şeyleri en baştan. Yani biz burada hem erken yaştan itibaren bir takım şeyleri örnek olmamız lazım. Başlamak lazım, söylemek lazım. Şimdi egzersiz söyledik, fazla kiloyu söyledik. Diğer en önemli faktörlerden bir tanesi nedir? Duruş bozukluklarıdır. Yani en önemli sorunlardan bir tanesi. Aslında bugün bel, boyun, sırt ağrılarının çok bilinmeyen, gizli iki tane sebebi var. Bunların birincisi duruş bozuklukları. Masa başında uzun süreli oturmak, sürekli ön tarafa doğru şey yapmak. Bak, sürekli bizim, bak Ünzile teyzeyi görüyor musunuz? Onun da beli ağrıyor. Birazdan size muayene ettirmeyi rica edeceğim. Bence bak, elinde uyuşma da vardır teyzemizin. Çünkü dikiş nakış. Ayağınız tutmuyor. Ama duruşu da bak böyle devamlı şey, devamlı bir şeyler yapıyor. Nazmiye teyzede de var aynı şey bir taraftan. O da programımızda misafir ettiğimiz izleyicilerimizden, birazdan onları konuşturacağım ama soru cevap yapalım hızlı hızlı, tamam. Olur mu? Bel fıtığı en çok kadınlarda görülür. Doğru mu yanlış mı? Ya çok doğru değil aslında. Bel fıtığında kadın ve erkek hemen hemen eşit diyebiliriz. Burada bu faktörler kadınlarda ne zaman daha fazla olur? Kadınlarımız maalesef kendilerine çok, özellikle Anadolu kadınları çok fazla kendilerine bakmıyorlar. Çok fazla yük bindiriyorlar. Kendilerinden feragat edip işte çoluklarının çocuklarına hep daha fazla hizmet etmeye çalışıyorlar. Kilolarını koruyamıyorlar. Bu tür faktörler belki, ama genel olarak baktığımızda erkekler de onun yanında sabahtan akşama kadar çalışıyorlar, ağır işler yapıyorlar. Bel fıtıkları için kadınlarda daha fazla ya da erkeklerde, bir mesela meme kanserinde çok açık ara meme kanseri kadınlarda daha fazladır diyebiliriz. Bir ama beyin, bel fıtığı için beyin tümörlerinde işte kötü huylu beyin tümörleri erkeklerde daha fazla, iyi huylu beyin tümörleri kadınlarda daha fazla diyebiliriz, ama bel fıtığı için böyle keskin sınırlarla ayıracağımız bir sınırlamamız yok. Peki. Bu kişinin kendisine bakmasıyla alakalı, biraz da genetik yatkınlıkla alakalı bir takım durumlar. Bu önemli bir soru bence. Çünkü herkes sanıyorum böyle düşünüyor. O yüzden de ameliyattan kaçıyoruz. Bel fıtığı ameliyatı çok riskli bir ameliyattır. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Bel fıtığı ameliyatı doğru hastaya, doğru şekilde, doğru zamanda uyguladığınızda %95'in üzerinde başarı oranı olan son derece keyifli bir ameliyattır. Hasta açısından da keyifli, uygulayan hekim açısından da keyifli. Niye keyifli? Çünkü hasta memnuniyeti yüksek bir ameliyattır. Ameliyatı eğer doğru hastaya, belinden bacağa doğru, şimdi hasta size geldi, şu şekilde geldi, sol bacakta ciddi ağrısı var, sağ tarafa doğru, öne doğru eğilmiş. Muayene yapıyorsunuz, topuk üstüne kaldırıyorsunuz, topuk üstünde duramıyor, bacağa düşüyor. Şimdi bu hastayı fizik tedavi, ilaç tedavisi ya da girişimsel tedavilerle, omurga enjeksiyonlarıyla vakit kaybettirmeye kalkarsanız daha büyük sorun yaşarsınız. Ama ameliyatı eğer bu tarz hastalara saklarsanız, hasta uyandığında Zayda Hanım böyle giren hasta direkt olarak, şimdi keyifli olmaz mı? Bundan daha büyük bir keyif var mı? Böyle gelmiş dümdüz gidiyor. Ama bizde şöyle bir şey oluyor işte, ameliyattan çıkana soruyorlar. Nasıl geçti? Ne oldu? Ağrım var mı? Geçti mi? Bitti mi? O da diyor ki ameliyattan önce daha iyiydim. Bitti. Şimdi bir kişi bunu söylüyor, 100 kişi etkileniyor. Ya internet ortamında tabii ki bir takım bilgiler, interneti doğru kullanmak lazım. Şimdi mutlu olan hasta bu tür bloglara girip yazı yazar mı?
Genellikle lütfen mutsuz, onlar yazsın. Aslında mutsuz da olan insanlar yazıyorlar. Bel fıtığı olsun. Bütün omurga cerrahilerinde doğru hastayı doğru zamanda doğru yöntemle ameliyat etmek lazım. Şimdi mesela birincisi bel fıtığı ne dedik? Bacağı inmesi lazım. Bu hastayı ameliyat ettiniz. Ameliyatta biz mikro cerrahi uyguluyoruz. Artık açık ameliyat devri kalmadı. Mikroskop altında Zayda Hanım 3 santimetrelik kesilerle girip yapıyoruz. Nereye o kesi? Ya eskiden nasıl yapıyoruz? Böyle boydan boya buraya kesiyor muydunuz? Şimdi bel fıtığı genellikle kuyruk sokumunun üstünde olur. Bu üst kısımda olur. Bu bölgede. Yani bel bölgesinin en alt kısmında. Şurada maketten daha güzel belki şöyle göstereyim. Tam bu şekilde şey yaparsak şöyle şey yaptığımızda kuyruk sokumu kemiği 5. kemik, 4. kemik, 3. kemik, 2. kemik. En sık 4-5 şu C4, alt. C4 orası mı? L4, L5 ve L5-S1 dediğimiz bu mesafede olur. Niye burada olur? Çünkü bütün vücudumuzun ağırlığını taşıyan, bütün yükü taşıyan ana mekanizma orası. Bütün yük buraya biniyor. En çok basınç buraya biniyor. Ve kıkırdaklar, disklerin, kemiklerin arasındaki kıkırdaklar, içindeki ben sıvıyı... Ben de göstereyim diye dönüyorum. koyun onu buraya. Şeyin arasındaki kıkırdaklar sıvısını kaybettiği noktada... Şimdi mesela burada bakıldığında bu daha şey yakın çekim yapılırsa daha dar. İki kemik arası birbirine daha yakın. Çünkü içindeki sıvıyı kaybetmiş, artık fıtıklaşmaya hazır bir kıkırdaktır bu. Niye burada daha fazla? Çünkü bütün vücudunuzun ağırlığını taşıyan... Ve en esnek bölge. Yani burası. Peki bir şey soracağım. Dur hocam gitme hemen. Niye ameliyata bitirmedin daha başlamadık. Şimdi peki. Klasik ameliyatta buraya ulaşmak için burayı olduğu gibi açıyor muydunuz? Şimdi, şurada bir izin mi kalıyordu? Buranın tam aslında görüntüsü şöyledir. Yani şöyle baktığımızda ben mesafeleri gösterme. Şimdi nasıl biz arka taraftan mikro cerrahiyle yaptığımızda mesela 5-1'de bir ameliyat yaptığımızda şu bölgeyi röntgen altında belirliyoruz. 3 santimetrelik bir kesiyle giriyoruz. Daha sonrasında da sağ bacakta ise sağ taraftaki adeleleri sıyırıyoruz. Buradaki kemik yapıyı hafif bir tıraşlıyoruz ve siniri görüyoruz. Ulaşmak için sinire ulaşmak. Mikro cerrahi anlatıyorum. Normalde nasıldı? Normalde çıplak gözle ışığı bir kere içeri düşürebilmemiz için bizim hele kilolu hastalarda yaklaşık şu kadar açmamız lazım. Yani birinde şu kadar yer açıyorsunuz 3 santimetre, diğerinde bu kadar bir yer. Yani en az 3 seviye açmanız lazım. Çünkü düşünün 100 kilo bir hastaya ameliyat ediyorsunuz, bir çukur içindesiniz. Bu çukur içerisine ulaşabilmek için ameliyat evet ışıkları son derece gelişmiş ama içini görmüyorsunuz içini sonuçta. İçini görebilmemiz için daha açık açmamız lazım. Sonuçta mikro cerrahi yaptığınızda daha ufak kesiyle yapıyorsunuz. Anatomik yapılara minimum zarar veriyorsunuz. Çok daha kısa süre sürüyor. Yarım peki, saat 45 dakika düşünebiliyor musunuz? Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Neden? Bana gelen hastalarım da aynı şeyi söylüyor mesela. Hastalarımız. Diyorlar ki ameliyat oldum. Hala ağrım var. O ağrıyı aslında belki biz yanlış biliyoruz. Ağrı devam ediyor değil mi ameliyattan sonra da bir süre? Bacak ağrısı. Bunu şöyle izah edeyim. Ben hastalarıma da hep aynı örneği veriyorum. Şimdi elinize çekişle vurursunuz. Şiddetli bir şekilde. Herkesin başına gelmiştir eminim. Sakar olanların daha fazla gelmiştir. Vurduğunuzda çok şiddetli bir ağrı duyarsınız ama çekici kaldırdığınızda da bu parmak bir süre daha yanar. Evet. Ama bel fıtığı, işte bel fıtığı da aslında buna benzer. Ameliyat ettiğiniz noktada iki büklüm gelmiş hastayı günlerdir, haftalardır uyumayan hastayı o gece uyutursunuz. Bir kere o keskin ağrı biter. O çok büyük bir şükür kaynağı. Doğru şekilde eğer indikasyonunuz doğruysa, ciddi sinir basısı varsa, siz de düzgün bir ameliyat mikro cerrahili yaptıysanız ama şunu dememek lazım işte hasta beklentiyi de net olarak ortaya koymak ama lazım. Ama doktorum sizin anlatmanız lazım. Binlerce kere arka arkaya tekrar anlatmanız lazım. Kesinlikle biz öyle. Biz şöyle zannetmeyelim yani ameliyata girdim çıktım o genç kızım. Yok öyle bir şey. Ama ağrının ne kadar aralıklarla geçeceğini, olası risklerini sizin için siz zaten anlatıyorsunuz da pek çok doktorumuza buradan rica ediyorum. Siz de sorun. Bu ameliyattan bir ay sonra ben nasıl olacağım? İki ay sonra nasıl olacağım? Ne zaman ağrılarım geçecek? Ne zaman uyuyabileceğim? Lütfen doktorunuza sorun. Sormadığınızda da size bunları söylemeyen doktordan da teşekkürler değil mi? Başka bir doktora gitmeyi seçin. Yani bu sizin tercihiniz olmalı. Şimdi omurga sorunlarında mutlu hasta kriterleri diye benim kendime göre meslek hayatımda edindiğim bir takım tecrübelerle maddelerde iki nedir tanesi. Onlar? İki tanesi mesela bu sizin bahsettiğiniz. Birincisi
beklentiyi net olarak ortaya koymak. Şimdi ameliyata aldığınız bir hastaya bir daha senin hiçbir zaman belin ağrımayacak deme lüksünüz yok. Hepimizin beli ağrıyor, sizin de ağrıyor. Tabii. Ağrımıyor mu? Benim tabii, de ağrıyor. Yani ilk defa biraz zorladığınız noktada bir kere burada şunu da belirtmek lazım. Her bel ağrısı bel fıtığı mıdır? Değildir. Asla her değildir. Her bel fıtığı da ameliyatlık mıdır? Her 10 hastanın bir tanesi ameliyatlıktır. İşte siz o bir hastayı yakalarsanız ve doğru şekilde ameliyat ederseniz o hastanın mutsuz olma şansı hemen hemen hiç yok. Peki bir sürü soru biriktirdim, şimdi onları sorayım. Bel fıtığı ameliyatları genel anesteziyle yapılmaktadır. Doğru mu, yanlış mı? Genel anesteziyle yapılmasını tercih ediyoruz. Tercih ediliyor. Eğer tıbbi uyudunuz, bir gereklilik yoksa, eğer ciddi bir kalp sorunu varsa, akciğer sorunu varsa genel anestezi alıp akciğeri söndürmek riskli olacaksa o zaman çok rahatlıkla belden uyuşturma epidural anesteziyle de yapabiliriz. Ama gerek hekim konforu açısından gerek hasta konforu açısından düşünsenize 45 dakika boyunca birisi siz şu şekilde yatıyorsunuz, sırtınızda işte bir tane ameliyat hekim, bir tane asistan. Doğru, böyle yatmanız gerekiyor. Yüzü değil koyun. Mi? Tabii hastalar önce sırt üstü pozisyonda uyuyorlar. Onlar siz uyuduktan onları alıp böyle sonra biz kibarca çeviriyoruz. Beli hafif bir kırma yapıyoruz. Onun nasıl bir öyle bir şey mi var? Özel masası var tabii. Özel ameliyat şöyle masası. Şöyle bir masa var tersten oturabileceğiniz gibi. Cerrahi teknolojinin gelişmesiyle birlikte. Yani burada hekimin becerisi tabii ki son derece önemli. Hekimin deneyimi tabii ki son derece önemli ama teknolojinin kullanımı da son derece önemli. Şimdi böyle bir masanız olmadıktan sonra dümdüz bir masada, normal cerrahi masada bu ameliyatı yapmaya kalkarsanız çok ciddi sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bak masa bile görüyor musun? Ameliyat olacağınız yer bile ne kadar önemliymiş. Peki bel fıtığı olan herkesin, bel ağrısı olan herkesin bel fıtığı vardır. Doğru mu, yanlış mı? Bel fıtığı 4 derecedir. Bugün 30 yaşın üstünde MR dediğimiz o gelişmiş cihazların içerisine kim girerse girsin en azından birinci derece dediğimiz iki kemik arasındaki o fıtıklaşan kıkırdağın suyunu kaybettiği dejenerasyon denilen raporlarda yazılan mutlaka vardır. Normal sınırlarda MR 30 yaşın üstünde hemen hemen hiç yazılmaz. Ama burada önemli olan hadise şu. Yani radyolojik rapora göre mi karar vermek lazım? Gözümüzle gördüğümüze. Gördüğümüz ve dokunarak muayeneyle yaptığımıza mı karar vermek lazım? Ameliyat masasına yatırdığımız bir hasta bize klinik anlatımı, nörolojik muayenesi ve radyolojik görüntülemeleri üçü de mutlaka aynı yere göstermeli ve mutlaka evet bu ameliyat edilmeli demeli. Birinden birinde sorun varsa o zaman işte sorun çıkıyor. Sizin bahsettiğiniz sorunlar ortaya çıkıyor. Hocam bir şey itiraf edeyim. 10 senedir bu programları yapıyorum ben sağlıkla ilgili. Ve ne yazık ki bana belki de binlerce izleyicim şöyle dedi. Zahide Hanım, biz sizde gördüğümüz muayeneyi ilk defa yaşıyoruz. Belki buna zamansızlık değil, belki hani ortam buna müsait değil ama muayene olmamışız biz dediler aslında. Sadece doktorlarımız yazmış, ilaç yazmış göndermiş ya da bakmamış çok fazla ama şimdi artık bilinçlendi izleyicimiz. Benim buram ağrıyor diyor, çekip gitmiyor, beni muayene edin diyor. Şimdi, dokunun bana, bakın diyor. Dokunan doktor istiyoruz, ben de hep onu söylüyorum. Kesinlikle. Peki hocam, yeni soru. Peki. Fizik tedavide ağrı olursa tedavi bırakılmalı, doğru mu yanlış mı? Gerçi bu fizik tedavicilere mi sormam gerekiyor? Yok ya, biz de cevap verebiliriz. Tamam. Şimdi fizik tedavi tabii ne çeşit yaptığınıza bağlı. Fizik tedavinin de çünkü bir kısmı ağrı için, ağrıyı gidermek için yapılanı vardır. Bir kısmı da adeleleri güçlendirmek için, daha ağrı olmasın diye yapılanı vardır. Her ameliyattan burada, sonra fizik tedavi gerekir mi? Mutlak gerekli diye bir şey yok. Eğer hasta genç bir hastaysa, spor yapabilecek düzeydeyse egzersizlerini verirsiniz. Siz de yeterli işte şu spor yapacaksın, pilatese gideceksin, yüzeceksin vesaire, şunu yapmayacaksın diye bilgilendirirsin, yeterli olur. Ama kuvvet kaybı varsa ameliyat öncesinde mutlaka fizik tedaviyle birlikte rehabilitasyon yapmak gerekir tabii ki, düzelmediyse tam. Çok önemli bilgiler alıyorsunuz. Lütfen bizi rahat koltuklarınıza oturun, şöyle yaslanın, oh izleyin demiyorum. Çünkü sorusunu soracağım. Yumuşak koltukta oturmak iyi mi kötü mü bel ağrısı için? Ne oldu? Ben de merakla bekliyordum ne gelecek diye arkasında. Ha şimdi tahmin ettim de, yani öyle oturup bizi izleyenler varsa bir doğrulmuşlardır şimdi. Şimdi hangisi daha iyi? En güzel şey noktalardan bir tanesi. Duruş bozukluğundan bahsettik ya. Tabii ki çok yumuşak olmamalı. Yumuşaklığından ziyade bir kere sırt desteğinin mutlaka olması lazım. Anatomik duruşumuzu bizim olabildiğince otururken de yatarken de ayaktayken de muhafaza etmemiz gerekiyor. Hep dik mi durmamız lazım otururken de mi? Olabildiğince öyle? Yani bizim ideal duruşumuz kulağımız, omzumuz, kalçamız bir hizada olacak şekilde. Kulak, yani, omuz, kalça. Evet, kulak, omuz, kalça. Şimdi mesela
Yatıyorsunuz. Kalça. 8 saatimiz en azından yatarak geçiyor. Yumuşak bir yatakta yatıyorsunuz. Yüksek bir yastıkla yatıyorsunuz. Yastıkla birlikte boynunuz şu şekilde kırıldı. Ve siz bu şekilde uyumaya bütün geceyi geçirdiniz. Sabah boyun tutulmaz mı? Hmm. Tutulur. İşte duruş bozukluğu size. Ya da masa başında oturuyorsunuz. Ayarlanabilir bir koltuğunuz yok. Yüksektesiniz. Dizleriniz çok alçakta. Bacağınız aşağı değiyor, değmiyor. Arkada sırt desteğiniz yok. 8 saatiniz oturarak geçiriyorsunuz. Taksicilere, işte minibüs şoförlerine, ne bileyim böyle motor kullananlara, hepsi duruş bozukluğuna yavaş yavaş götüren şeyler. Peki hocam, eminim bak kaç yıllık doktorsunuz, böyle bir şey görmemişsinizdir. Hiç beton yiyen birisiyle tanıştınız mı hocam? Yok, tanışmadım. O zaman şimdi tanıştıracağım sizi. Nazmiye Hanım'ı bir hatırlayalım, sonra hocamız muayene edecek. İzleyicimiz vazgeçemiyor bunu yemekten ve bize başvurdu. Bu neden oluyor acaba diye. Nazmiye abla hoş geldiniz. Hiç bulduk. Baksana bir dişlerine. Hiç diş kalmamış. Şuralar bayağı dilinde var yani. Evet. Bakayım bir daha. Eritiyor mu? Ha, ama ben öyle yemiyorum. Nasıl yiyorsun? Nasıl yiyorum? Ağzıma atıyorum. Hayır hayır. Emiyor şeker gibi diyorlar. Dur karıştırmayın ortalığı. Dur bir dakika. Bunları anlattıracağım sana. Yani bunu yemenin formülü de var öyle mi? Un gibi olmadan yutamıyorum. Allah Allah. Onun için yalnız bu bir de özel yalnız bu. Her şey olmuyor değil mi? Organik. Tövbeler olsun. Organik yiyorum. Hazır beton yiyemiyorum. Nazmiye abla sen efsanesin sanal, ya. Yani sanal yapay hiçbir şey yiyemiyorum. Organik. Kendimiz dökeceğiz. Dökme suvalı betonları öyle yiyorum. Çok tatlı Zayda Hanım. Vallahi bak vereyim sen de ye. Biraz da şöyle. Ha. Evet. Ay. Annem ne yaptı sen öyle yine çantada mantada? Nazmiye teyzem gel. Nasıl yürüyebiliyorsan öyle gel. Dokunmuyorum sana. Doktorum görsün seni. Belinde de sıkıntı varmış. Şimdi betonu geçtik. Beline geldik. Şimdi gel. Allah'ım yarabbim şükür sana kavuşturana. Sarıl bari canım. Bu kadar şey sarılmak yapıyorsun. Sarılmak istiyorum hocam zaten onu. Hocam ne olursun benim elimi bırakma. Ne olur bu elimi tutun benim elimi bırakmayın tabii ki. Hocam. Ne oldu bu kadar dertlisiniz? 3 kere ameliyat oldum. Belden 3 kere ameliyat oldum. 3 kere oldum. İkincisinde enfeksiyon kaptım. Üçüncüsünde platinlerimin alınması gerekiyordu. Alamadı doktorum. Şu an belinizde platin var o zaman. Platinlerim var. Ne zaman takıldı bu platinler? 18 sene önce doktorum ölene kadar dedi. Onun için ay hocam ben sizi kavuştum. ben bilmiyorum hocam ne çekti beni size. Siz mi beni kendinizi ben mi sizi kendime Allah çektim? Allah razı olsun çok sağ ol. Allah'ım sizden razı olsun hocam. Benim bu elimi bırakmayın böyle bak sizinle böyle bir poz vermek istedim. Nasıl yürüyor böyle? Beni böyle ne şimdi, olur bırakmayın. Nazmiye Hanım şöyle yapalım. Bir şey sorabilir miyim bu arada? Kız genç ben... kız gibi böyle zıplıyor yol heyecanlandı. Bir şey soracağım. Annem, bir sorsanıza. Kuzum. Kuzum benim. Şimdi bu beton yeme acaba. Ben 8 yaşından beri beton yiyorum. Harç yiyorum. Ya şimdi... Ama onu un gibi eziyorum. Yavuz hocam dedi ki geçen gün. Evet. Yavuz bizleri konuk etmiştim. Tam telaffuz edemeyeceğim şimdi. Belki dedi hani o senin omuriliğine zarar vermiş olabilir dedi. Olabilir mi hocam? Yani direkt çok etkisi yoktur. Ama yani o un şey gibi yemeni. Eziyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki Yavuz Bey bu konuları çok çok daha iyi bilir ama bir şey olarak üniversitedeki bilgiler olarak sonuçta biz de tıp doktoruyuz. Bu tür işte yani toprak tabii. Yeme, işte kum yeme, beton yeme ya da yenmeyecek ne var? Cam yiyenler falan var mesela. Bunun tıptaki adı Pika sendromu denilen bir şey vardır. Altyapısı genellikle demir kansızlığınız falan var mı? Hiç baktırmadım. Ben doktora çıkmasını sevmiyorum çünkü çok yattım ben. Yukarı bir bakın. Bence bir kan değerlerinize bakmak lazım çünkü şeyiniz bayağı soluk. Genellikle demir eksikliğinde görülür bu tür durumlar. Yani bu tür şeylerin yenmesi. Tabii bu benim hatırladığım bir şey. Hani benim tabirimle yatalak kaldım diyorum ben. Altım bağlandı, ağzım doyuruldu. Öldü ölecek beklediler. Kim baktı size? Kim çocuk baktı mu? Bana? Gelin mi? Eşim baktı. Ay, kardeşimin eşi baktı. Gelinim baktı. Gelinimiz baktı. Bak, çocuklarım baktı hocam. Görmedik insan kalmadı. İstemiyorum böyle hani yarın ne olacağız bilmiyorum ama
Ben yatalak kalmak istemiyorum. Birkaç, ondan çok korkuyorum. Bir iki soru soracağım, sonra hemen muayene edelim, olur mu? Kaç dakika ayakta kalabiliyorsun Nazmiye Hanım? Ben kaç dakika ayakta kalıyorum? Şimdi bana sarılarak duruyor ama. Ben öyle fazla, her yerde benim sandalyem var. Evde. Hemen evde salata yapabiliyor musun mutfakta? Bakın, her işimi oturarak yapıyorum. Ben oturduğum zaman hepsi bitiyor. Ben yatmayacağım. Ütü yapabiliyor musun? Yürümeyeceğim. Ütü yapabiliyor musun? Oturukça. Oturarak. Ayakta hiç kalamıyorsun o zaman. Hayır, hayır. Yol yürümen nasıl? Ne kadar yol gidebiliyorsun? 6 adım. Sayıyorum bunu. 7 adım, 8 adım. Ondan sonrası... Baston kullanıyor musun peki? Kullanmıyorum ama yani ben hiç ne zamandan beri dışarı çıkmıyorum. Üçüncü kat evim, merdiven bacağım inmiyor. Peki son soru. Belimdeki çöküyor. Ağrı buradan kalçadan aşağı bacağa doğru gidiyor mu? Belimdeki ağrı benim elim. Zaten sorunum şurası. Ameliyat olduğum günden beri, ikinci enfeksiyon kaptığım günden beri şurada sanki bir çiban var. Şokur şokur, affedersin, böyle irim var sanki ben orada. Hocaya baktı, hocadan başkası yüzü görmüyor artık. Ben onu nasıl arzu ettiğimi bir bilseniz siz. Bilmez miyim ayol sizden? Ay. Ben diyorum ki bir de o diyor ki hocam. Şükür bugün kavuştum. Şifam onun elinde olduğunu biliyorum. Ben ne dersen de Mevlam bana onu yazdı. Ay, inşallah. Yazdın Mevlam bana onu. Öyle bir işte. Bakalım mı? Bir muayeneni yapalım mı? Bakalım. Hadi gel. Tamam. Hadi ben gel her şeyi yazdım ama. Ay hocam. Hadi gel bakalım. Gel böyle. Bizim benim. Kafanı buraya koy. Mustafa'cığım bunu alsan annem ya. Şunu al, ben de göreyim onları. Hah, alabiliyorum şöyle şimdi. Şöyle çıkabilecek misin? Hadi gel bakalım yavaşça. Ama benim batıyor. Tamam, ben tutuyorum seni, merak etme. Bu kadar kötü ha? Evet. Peki. Hiç ayakkabılarını falan çıkartmayacağım. Hemen hızlıca bir iki şeye bakacağım sadece. Rahat bırak. Bacağının bütün ağırlığı bende olsun. Ben taşıyayım siz bacağını. Zaten. Oldu mu? Heh. Ağrın olursa söyle bana. Oo, hocam. Daha burada oldu. Şu şey, burası batıyor işte. Orası batıyor. Peki. O zaten hiç duymuyor bunda hocam. Bunda var mı? Bunda pek yok öyle. Onda ağrı. Yok. Onda yok. O boydan boya uyuşuk. Tamam. Bir kuvvetine bakalım. Şimdi bana kocaman itiyorsun. Bütün gücünle itiyorsun Nazmiye Hanım. İt it it. Kesik değil. Sürekli olarak it. Ama tamam. Olmuyor ki hocam. Çek kendine doğru. Oluyor oluyor. Bizden doğru. İt şimdi bana doğru. Bütün gücünle it ama. Tamam, güzel. Şimdi çek kendine. Kendine doğru çek bakalım. Çek. Peki, fena değil. Hadi gel buna bakalım şimdi. Bütün gücünle itiyorsun tekrar bana. Çek kendine. İt elime doğru. İt. Bu kadar mı itebiliyorsun? Yok, o felçli gibi zaten hocam. O boydan boya. Zayıf. Çek kendine doğru. Bu son ameliyattan sonra mı oldu? Çek kendine bu doğru. Bu 3,5 ay önce oldu. MR'a girdim. Belimdeki platinleri söylemeyi unuttum. Onlar da sormadılar. Yürürken çek kendine doğru. Çektiler. Hocanın elini hissediyorsun değil mi? Uzat öyle bakalım. Hissediyorum. Şimdi bak, en önemli en önemlilerinden birine bakıyoruz Nazmiye Hanım. Kendine doğru ayak parmaklarını böyle çek, tamam mı? Bütün gücünle çek. Çek kendine. Çek kendine, çek çek çek. Bu kadar mı çekebiliyorsun? Bas elime doğru. Bas i̇ktir bakalım. Şimdi. İktir. İktiriyorum. Tamam. Hadi gel bakalım. Şimdi bir de ayakta bir daha bir yürüyüşünü görelim. Şöyle bir durur musun? Bir iki yere bir dokunacağım. Dokun, hafif dokunacağım. Tamam mı? Tamam. Ağrın olursa söyle bana. Var mı böyle ağrı? Yok. İlk hocam. Sakın. Sakın. Tamam peki. Filetime mi değdi hocam? Sanki öyle gibi oluyor. Tamam. Nasıl? Öyle mi ağrı hissediyorsunuz? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Platine şurada değmek mümkün mü öyle dokunarak? Yok, değil tabii ki. Ama orası hassasiyeti olduğu için yani muhtemelen şimdi yürüyüşünden zaten belli. Konulan sistemle ilgili bir sıkıntısı var. 18 yıl önce eski bir sistem. Şimdi normal şartlarda yeni koyduğumuz son 10 senede konulan, mesela konulan sistem buna benzer bir sistem. Buradaki vidaların benzeri sana konan. Tabii kelebek, bunlar yeni vidalar. Kelebekli. Sendekiler daha eski, daha çelikti o zamanlar. Kelebekli bizim diyor ya. Böyle kelebekli. Sen nereden biliyorsun? Filmde görüyorum ya. Ha, doğru. Doğru ya, filmde görünüyor. Buna benzer bir sistem konmuş. Şimdi bu sistemler bu 10 yıl içerisinde yeni konanlarda MR'a girebiliyor hastalar. Yani eski sistemlerde genelde MR değil, biz tomografi çekilmesini, eğer emin değilsek tomografi çekilmesini şey yaparız. Her yeni zaman öneririz. Yeni sistem mi şimdi? Bu yeni sistem. Bunun kelebeği melebeği yok. Bunun kelebeği falan yok. Bu kaç yok sene dayanabiliyor?
Ya bir kere hani demin konuştuk ya, beklentiyi çok net ve doğru söylemek lazım diye. Yani bugün koyduğumuz bir sistemin, bugün de ben burada ameliyathaneden geliyorum şu anda. Ve benzer bir sistem koyduk hastaya. Ama şunu diyemeyiz, hiçbir zaman diyemeyiz. Biz sana bunu koyacağız, 30 sene bu gidecek. Bilemem ki ben, yani sonuçta sıfır araba alıyorsunuz, en pahalı arabayı alıyorsunuz, fabrikasyon bozuk çıkıyor. Ya. Bunlar da insan üretimi olan şeyler. Biz en iyi sistemleri koyarız, en güzel şekilde koyarız ama hasta kendisine bakmazsa, şimdi bir de o tarafı var. Hani demin o beklentinin kilo, dışında hastanın da tedaviye katılımı, hani mutlu hasta kriterlerinden bir tanesi de bu. Her şeyi hekimden de beklememek lazım. Senin için demiyorum bunu. Burada... O siz ne derseniz diye size bakıyor. Nasıl, ekranda göründüğü gibi miymiş? Yok, çok yakışıklı. Zaten hani böyle, yok sakın o konuda öyle şey yapmayın. Yok canım. Şöyle şey, şöyle söyleyeyim. Böyle hocalar daha başarılı oluyor. Böyle derken? Ay, sağ olun. İşte. Anlayanlar. Hayır, o sizi ameliyat edecek gibi duruyor vallahi. Allah razı olsun hocam. Şimdi ama genel şimdi duruşu... Bir şey söyleyeceğim ama bak burada. Tabii. Sizi görünce bile o kadar mutlu oldu ki. Hani bu %50 iyileşti zaten. Ben onu zaten. Orada kapıdan bir gördüm sizi. Ama diğer konulardan birisi de bu. Hasta hekim ilişkisinde güven olması. Hocam bir şey söyleyeyim. Memleket? Ben Bandırma doğumluyum. Ben de Bandırma'dan geliyorum hocam. Akşam öyle öğrendim. Mi? Bandırma çekmiş demek. Kan çekti, toprak çekti. Akşam yaş öğrendim. Kaç? Ben 57 yaşındayım hocam. Siz kaç yaşındasınız? 47. Olsun, o benim kardeşim. Ben de bir şey demedim zaten. Bak 57 yok, yaşında. Onu demedim. 57 yaşında. Bak 10 yaşlarınız açma. Hocam ne kadar dik duruyor. Oysa biz kadınlar bir de tabii çocuk da doğuruyoruz. Ne kadar vücut geri geri gidiyor. Evet. Şöyle bir anlatayım mı? Tabii. 16 yaşında evlendim. 17 yaşında anne oldum. Çok zor bir doğum geçirdim. Doğumdan hemen sonra, bir gün sonra belimden aşağısı felç gibi oldu. 21 gün öyle yattım. Sonra yürümeyi öğrenen o çocuklar gibi yürümeyi öğrendim. Kısaca çabuk çabuk anlatıyorum. Ondan sonra 20 sene boyunca 37 yaşına kadar gitmediğimiz kırıkçı çıkıkçı kalmadı. Boynumdan havlu tutup bu omuzlarıma böyle bastırıp ayaklarımı oturtup küt küt onumu çektirmediler. Of, ne diyeyim, belime böyle topuğunu dayayıp çıkıkçılara götürmeye beni akıl ettiler hocam da. Doktora götürmeye kimse akıl etmedi. Hani iş gitti, kaporta kaldı, ondan sonra doktora götürdüler. Ya, vallahi ben. Ya. Nazmi Hanım o kadar güzel aslında anlatıyor ki. Yani burada ben ama biraz... Yaşamış çok. Yaşırdım. Bak ne güzel söyledi. Allah aşkına o cümleni bir daha söyler misin? İş gitti, kaporta kaldı. O değil, o değil. Bak bir önceki. Yani beni buralara götürdüler de buralara... Bakın ben herkese söylüyorum. Benim çektiğimi kimse çekmemişti. Çekmiştir hepsi. Bir doktor size ameliyat diyorsa, ona güvenmiyorsanız iki doktora gidin. Bunu herkese söylüyorum. Üç doktora gidin. Ona da güvenmiyorsanız, dördüncü de ameliyat diyorsa kesinlikle ve kesinlikle ameliyattan kaçmayın. Ameliyattan kaçtığım için, beni götürmedikleri için ben bu durumdayım. Çıkıkçılara güvendiler, doktorlara güvenmediler. Ya. Ben onun için bu durumdayım. Ben gittiğim zaman herkesin derdi eline geldi, önüne geldi şişe içinde. Ben doktoruma sordum. Doktorum bana dedi ki ben sana neyi getireyim? Belinde üç tane fıtık aldım. Kireç aldım, kayma yaptım. Ama kaymadan platin koydum. Hangi birini getireyim Nazmi Hanım dedi. Zavallım böyle ellerini açtı bana ya, gösterdi. Ben bu ellerle ameliyat yapacağım. Bakın dedi, su toplamış elleri. Zamanında. Gitseydiniz eğer belki bugün tanışamayacaktık. İşte aynen. Gerçi öyle. Tanışmaktan son derece memnunuz ama keşke bu şartlarda olmasaydı ama. İnşallah. Şimdi şöyle yapalım. Siz muayeneye devam ederken gerçi sizin de dinlemenizi istiyorum. Çünkü stüdyomuzda küçük evlatlarımız var. Onların da ciddi sorunları var. Sizin de anlayacağınızı düşünüyorum. O yüzden sormak istiyorum bir taraftan. Şimdi Ali Sevda, babası Ali Bey, anneleri Sevda Hanım buradalar. Onları da çok bekletmek istemiyorum. Kuzum sen buraya otur olmazsa. Otur. Ben sana şimdi hocam sana iyice muayene ettireceğim. Sen hiç merak etme. Tamam mı Nazmiye teyzeciğim? Sizi böyle alayım mı? Gelin hocam, sizi de böyle alacağım iki dakika. Gelin böyle, hoş geldiniz. Merhabalar. Şöyle dönebilirseniz eğer. Gelin böyle. Hoş geldiniz kuzum. Şöyle dönün lütfen. Yok mikrofonunuz. Ali Bey. Kuzum seni de şöyle alayım bir tane. Şöyle şu tarafa doğru dönerseniz. Şöyle dümdüz. Çok yaşayın. Evlatlarınızı Allah size bağışlasın. Amin. Kaç yaşında evlatlarınız? 3 yaşında Fadime Tetik. Rümeysa Tetik 2 yaşında.
Bir de küçük mü var? Bir de Meri var. 6 aylık. Ha 6 aylık. Anam. Kuzuma. Daha doğrusu ay. Peki şimdi ben bir şey görüyorum ama evet. Gözlerini açamıyorlar mı? Şimdi Zayda Hanım bunlar. Hocam, şöyle görün diyeceğim ya da yanıma gelin çok yaşayın. Genelde güneşte hiç görmüyorlar. Akşam olunca yatmakta istemiyorlar zaten. Çünkü karanlıktan biraz daha hoşlanıyorlar öyle diyelim. Peki gözlerini açabildiğinde görebiliyor mu? Yok. Gece olunca biraz görmesi artıyor yani bize göre artıyor. Ya, bu doktorlar böyle bir şey demedi ama bize göre artıyor yani fark ediyor onu. Ama evin içinde mesela güneş gelince perde güneşliği falan çekmeyince çocuklar göremiyor. Göremiyorlar. Evet yani evde sobaya kapıya falan çarpıyorlar. Allah korusun. Ve bizim içimiz parçalanıyor bu şekilde görünce. Doktora gittiniz mi? Evet. Ne dedi doktorlar? Doktorlar hiçbir teşhis koyamadı abla. Yani dört dörtlük görüyor diyor seninki gibi benimki gibi diyor. Görüyor ama gözlerini kısıyor. Evet. Yani görüyor diyor ama görmüyor. Yani Allah Allah. Çünkü şeylerde teşhislerde bir şey kızı? Çekiyor. Kızı? Bakar mısın? Kızı hoş geldin programımıza. Bay bay yap. Hoş geldin bir bay bay yapar mısın? Bay bay yap hadi bay bay yap. Yapar mısın? Gözlerini sanki hani güneş gelir de böyle açamazsınız ya gözünüzü. Evet. Sanki onun gibi. Ay o da öyle. O da aynı oluyor. Kusuma. Tamam kısma tamam. Aşkım. Yok. Biraz açıyor gözünü ama ondan sonra hemen kısıyor. Evet. O Fatime Tekli'ye bakınca Rümeysa biraz daha yani yaştan dolayı iyi. Ama Fatime Hanım'ınki biraz daha ilerliyor Zaydan şu anda. Peki gitgide. Evet. Şimdi göz doktorlarına sorduk nörolojik dediler. Evet. Şimdi hocam da buradayken biz size de sorabilir miyiz acaba? Merhaba. Ufaklık da yok galiba. Onunki... Onda yok. 11 aydan sonra ne zaman başladı? 11 aydan sonra hocam. 11 aydan sonra. Böyle bir anda mı oldu yavaş yavaş yani, mı oldu? Ne bileyim. Bu alnın çatını bu şekilde kısmaya başladı. Ondan sonra burnunu kısmaya başladı. Bunu da aynı oldu hocam. Evet. Açısız duyamıyorum çok özür diliyorum. Şöyle biraz döndüreceğim sizi tam tersi. İzleyiciye doğru dönün hep lütfen yönünüzü. Önce burnunu, dudağını. Evet, önce burnunu ondan sonra dudağını falan kısmaya başladı. Rümeysa'da da aynı şey oldu. Peki hiç açabiliyor mu yani hep böyle bu şekilde mi? Hocam, dönem yok. Dönem tamamen açıldı oluyor mu? Evet tamamen açıldı oluyor. Mesela geceleri hocam. Tamamen açılıyor. Geceleri. Ama söyleyeceğim şu anda ben hocam farkında mısın mikrofona dokundu. Evet evet. Yani mikrofonu görebiliyor. Yakını görebiliyor. Bak. Mikrofonu evet. Mesela mikrofonu çevirdin mi o da kafasını çevirebiliyor. Şimdi ayrıntılı bir göz muayenesi yaptırdınız mı? Ya burada en önemli konu bu. Hocam. Tam ayrıntılı. Çünkü çocuklarda göz muayenesi büyüklerden daha zordur. Daha deneyim gerektirir. Aynen. Ve çocukla ilgili daha deneyimli göz doktorlarının görmesi çok daha uygun olacaktır. Evet. Yani görüp görmediğinin kararını çünkü net olarak çünkü takip ediyor. Şimdi ediyor, ne kadar mesafeyi görebiliyor bunu anlayabilmek lazım. Çocukta tabii ki bunun tayin edilmesi yetişkinden daha zor ama mümkün olan bir şey. Gene teknoloji bunu sağlıyor bize aynı işitmede olduğu gibi. Benim peki. Tavsiyem öncelikle gerçekten nörolojik bir şeyden önce gözle ilgili tam bir ayrıntılı yani çocuk gözüyle ilgili çocuk gözüyle özellikle çocuk göz hastalıkları ile ilgili profesyonelleşmiş deneyimli birinin öncelikle görmesi. Peki yani, doktorlarımıza da rica ediyoruz biz de bu işten anlarız diyen doktorların varsa lütfen bana başvursunlar biz çok fazla ışıkla tutmayalım onları. Sayın Hanım bir şey söyleyeyim. Tabii ki buyurun. Hocamın dediği gibi Kayseri'de bu çocuklar 9-10 gün yattı tam teşebbülü test yapıldı ama bir tanı koyamadılar hocam. Yani dosyalar falan da var. Peki biz onları alalım, onlara da baktıralım. İnşallah bir çözümünü bulmada bizim de faydamız olur. Çok teşekkür ediyorum size. Şimdi biraz sonra tutmayalım çok fazla bebekleri. Hocam yine alacağım sizi. Birazdan mutfakta yemeklerimize devam edeceğiz bu arada. Lahmacun yapacağız. Gerçi çocuk olduktan sonra şimdi lahmacun ne alaka? Ay bana da hatırlatıyorlar lahmacun yapacaktınız diye. Vallahi hiç lahmacun modunda değilim ama neyse yapacağız söz verdik. Şimdi limon yiyen Ramazan Bey, annesi örgü ören Ünzile Hanım, Nurhan Hanım aramıza yeni katıldı. O da şeker yiyor. Hani şeker gibi ağzına atıyorsun diyorlar ya gerçekten kesme şeker yiyor. Hepsini konuşacağız. Neden insanlar böyle şeyler? Yani niye limon, niye şeker, niye beton? Hepsini konuşacağız efendim hemen geliyoruz. Çok yazılmıyorlar bu halimi. Gülseren'e umut oldunuz bana da olun dedi. İnsan olmak için Zahide abla. Zahide yetişe başvurdu. 5 senedir neden olduğunu bulamıyorlar Zahide abla.
29 yaşındaki Ceylan'ın sakalı ve vücudundaki kılları hayatını kararttı. Gitmediğim kapıyı çalmadım ya kapı. Eşi utanıyor, onunla hiçbir yere gitmiyor. Çok yadırmıyorlar bu halimi. Çocuk özlemi bitmiyor. 4 sefer tüp bebek denedim, olmadı. Ceylan sorunları aşabilecek mi? Yeter ki beni şu doktordan kurtarayım. Az sonra Zahide yetişti. İnanması güç. Ay yemin ediyorum böyle şey çubur çubur oluyor böyle ağzım. O günde 3 kilo, bir ayda tam 90 kilo limonu kütür kütür yiyor. Limon bulamazsa elleri titriyor. Kendime hakim olmaya çalıştım halde bu kadar yiyorum. Elim ayağım titriyor yemese. Günde 5-6 kilo limon satın alan Ramazan Bey'den esnaf neden şikayetçi? Aşırı limon yiyor, aşırı. Çok fazla tüketimi var, limon tüketimi. Az sonra Zahide yetişti. Efendim hoş geldiniz. Ramazan Bey, bazen böyle gözüm takılıyor limon yerken. Yüzüm bir ekşiyor, gidiyor geliyor ama o kadar da tatlı yiyor ki Allah'ım. Neden limon yiyor? Neye ihtiyacı var vücudun? Konuşmaya devam edeceğiz. Onun annesi de, Ünzile Hanım'ın da belinde ağrılar var. Yeni misafirimiz oldu. Şeker yiyen Nur Hayat Hanım. Nurhan Hanım. Değil mi? Nurhan Hanım da şeker yiyor. Onu da muayene etmenizi rica edeceğim. Hocam tabii bugün ki işiniz zor. O yüzden ben size bir lahmacun yapayım baştan. Bayılırım. Bir doyur, ciddi mi? Vallahi bayılırım. Sever misiniz? Hem de nasıl? Çok. Ay şahane. O zaman bayılırım. Önce şunları şöyle bir kesip kesip koyayım da şuraya. Tamam. Sarımsakları da içine koyayım mı Zahideciğim? Koy kuzum, harika olur. Tamam. Ben biberleri... Ama bu lahmacun nasıl bir lahmacun? Nasıl bir kere bir incecik. Yani bunun hamuru sıkıntı yaratır diyoruz ya. Hamurundan önce... Şunu da koyayım mı? Dur, koy. Bir tane daha vardı. Sen bunu yaparken hatta ben şöyle bir taraftan da içini hazırlamaya başlasam. Siz ne kadar istiyorsanız. Valla ben bu tip şeylerde... Hocam gelin lütfen yanıma. Siz yemek yapıyor musunuz? Yok. Bekar hayat zor mu? Yani uzun süre olunca alışıyorsunuz. Yoğun çalışıyoruz zaten. Hep dışarıda bütün, mı yiyorsunuz? Bütün gün şeyde... klinikte, ameliyathanelerde koşturma içerisinde geçiyor. Çok düzenli olduğumuz söylenemez. Ama bu sonuçta bir şeydir, seçimdir. Bu şekilde gidiyor. Ev yemeğini özlemiyor musunuz? Nasıl? Ev yemeğini özlemiyor musunuz? Özleniyor tabii ki, özlenmez mi? Gerçi artık her yerde de satılıyor yani. İstanbul'daysanız ev yemeği yapan çok yer de var. Güzel de. Evet, kesinlikle. Bir yani İstanbul hani açıdan gerçekten bir dünya merkezi. Her tür mutfağı bulmak mümkün. Her tür keseye göre yer bulmak mümkün. Anneniz nerede? Ankara. Ha, siz Ankara'da ayrısınız var böyle. Sizin de en iyi izleyicilerinizdendir aynı zamanda. Ay sağ olsun. Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Şimdi buraya kadarını biliyorsunuz zaten. İçini hazırlıyorum. Ha, bunu da şöyle de söyleyeyim. Sarımsak ve domates var içinde. Sarımsaklı domatesimizi de koyduk. Evet. Buraya kadar normal lahmacun içi. Bunda bir şey yok. Ama asıl iş hamurunda. Daha doğrusu hamuru bizim bildiğimiz hamur değil, yufka. Yufkadan lahmacun yapacağım size. Hocam da seviyormuş. İyi üst üste denk geldi. Bir taraftan da kilo aldırmayan bir lahmacun aslında bu. Çünkü incecik olacak. Ama o incecik yufkada bu nasıl olacak diyorsanız şimdi onun da formülünü göstereceğim. Bu arada sabah, ay hala kafam sabahta bakar mısın? Programın başında yaptığımız bu olmuştur artık değil mi? Ama olmuştur. Tuz koymadık, karabiber koymadık. Tuz istiyor biraz musun? Biraz salça istiyorum. Tamam. Ama mecburen. Zaten lahmacunda en büyük şey ince olması değil mi? Evet. Ama şeyi de önemli. İçinin içeriği de önemli. Peki. Ay o kadarcık tuzlu. Bu da az oldu. Hadi bir tane daha atayım, tamam. Tabii daha tansiyon mansiyon yok. Olsa şimdi ona göre şeker atardım. Siz yemek yapar mısınız, bilir misiniz? Yok, yani üniversite yıllarında yapıyorduk ufak tefek şeyler ama şimdi zaten vakit de kalmıyor. Bir de demin konuştuk, yani her yere ulaşmak mümkün. Çünkü iş şeyle de bitmiyor. Yemeği yapmak da bitmiyor biliyorsunuz. Yok bulaşıdır, şu sudur, bu sudur. Ha, bir de onu uğraşmak daha var. Pratik. Şimdi bu arada iki tane salça kullanıyorum. Mümkünse bir normal domates salçası, bir de biber salçası. İkisini karıştırınca şahane oluyor. Hemen söyleyeyim, bunun kıymasını da
yine birbirine karıştırarak alıyorum. Bir kere yağlı olması tabii güzel oluyor ama danayla normal koyun kıymasını karıştırıyorum. %60 %40 sen nasıl yapıyorsun? Ben de karıştırıyorum. Yani tamamen böyle koyun eti, kuzu eti koktuğu için bazen ikisini de karıştırınca köftede de daha güzel oluyor. Hmm. Karıştırmak daha iyi oluyor. De mesela bu biber sadece salçası. Sadece danayla yapılabilir. Köy salçası falan olursa of efsane oluyor. Bana bir yerden salça gelmiş. Fark etmemişim eve gitmiş. Allah'ım bu yemekte diyorum annem şey yaptı. Kayınvalidem ben de sulu köfte yaptı. Oo. Ay sulu köfte ama nasıl lezzetli. Meğer o salçadanmış. Şimdi tabii. Ay tüh bu şey mi? Ne istiyorsun? Kopuyor. Ya burada kurumuş. Ben bir dakika hemen sana başka bakayım. Bak bakayım var üstünü mı? Üstünü kapatmamış mıyız onun? Evet. Bizim ışıklarımız fena. Bu sıcakta bak çocuklarımızın da gözleri mesela az önce misafirlerimiz vardı. Çocuklarımızın gözleri rahatsız olmasın diye aldım onları. Al istersen bak yumuşak olanı var. Hah bu yumuşak tamam. Yumuşak bununla yapabiliriz. Ha şöyle yapayım. Şimdi bunu... Kıymalı harcın içine su koyacak mısın Zahide'ciğim? Birazcık koyacağım. Birazcık böyle içini birbirine çeksin diye bekliyorum. Sonra tamam. Suyunu koyacağım. Şimdi bunu şöyle... Bir tane de bıçağımız vardı bizim buralarda bir yerde. Hemen veriyorum. Yaşa. Şimdi bunu şöyle şey olsun diye koyuyorum. Görmek için koyuyorum. Şöyle yapayım. Vay ölçü. Evet. Siz bunu daha da güzel yaparsınız. Tavanın altını şöyle şuna kapatayım reklam gözükmesin. Aa reklam iyi miymiş? Ama bana bir tane daha böyle yufka lazım. Öyle mi? Tamam aha. Hemen bak sağ tarafında var. Ya da yarım yapacağım. Bu çok mu oldu? Yok. Büyük oldu. Ama tam lahmacun oldu. İncecik mi yapacaksın şimdi? İncecik olacak. İncecik küçücük. Aa. Şimdi bu bir tane ama bir taneyle şey oluyor. Çok az gibi oluyor. Tabii İki kat yapacaksın İki kat yapacağım. Yufkanın geri kalanıyla da bir sürü şey yapabilirsiniz zaten. Tabii canım zaten. Ben onlarla şimdi börek yaparım. Aynen. Hatta sadece şurası bile yetecek bana. Bu arada senin yaptıklarını da gösterelim ya. Şahane oldu gösterelim onlar Gösterelim mi? Valla makarna çok güzel oldu. Şimdi hemen ters çevireceğim. Arada çevirdim. Makarna börek dedik ama inanın... Efsane oldu. Vallahi süper oldu. Hiç bak. Onun makarna olduğunu kimse anlamaz. Hop. Şöyle çeviriyorum. Ve. Bakın. Ve çeviremiyorum. Of of of. Şahane olmuş. İşte müthiş oldu makarna böreği. Aman bu arada hocam çok seviyormuş. Bir dilim evet. İstedi. İlk tarif benim. Ay hemen. Of şahane olmuş. Her iki tarafını da pişirdim Zahide'cim. Siz orada programa devam ederken ben çevirmiştim süper oldu. Hı? Şunu da göstereyim mi? Göster yaparken. Bakın altta Hindistan cevizi serpmiştik. Üzerine yapmış olduğumuz çikolatalı kremayı koydum. Buzdolabında beklettim. Şimdi krem şantiyi üzerine döküyorum. Şöyle krem şantiyi de komple o çikolatalı yapmış olduğum kremanın üzerine dökeceğim. Sonra birazcık krem şantiyi de donduktan sonra saracağım. Sardıktan sonra da gördüğünüz gibi lokum olacak ama hemen şöyle sıyıralım. Şöyle güzelce her tarafına muhteşem oluyor. Altta Hindistan cevizi, üstte kakaolu muhallebi yaptık. Muhallebide de zaten biliyorsunuz süt, kakao, un, şeker, sonrasında vanilya, sonrasında tereyağı koyduk. Sonra Hindistan cevizinin üzerine döktük. Krem şanti koydum sadece. Böyle krem şantiyle de biraz donacak. Sonra kesip rulo yapacağız Zahide'cim finalde de. Onun i̇şte donmasını bekleyeceksin şimdi. Birazcık donsun. Bu arada ben içine azıcık da su koydum. Şöyle. Çok merak ediyorum tek yufkayla nasıl yapacaksın onu? Bak şimdi o yufkayı azıcık şöyle suyla birleştireyim. Ki birbirlerine yapışsınlar. İki yufka. Şöyle. İkisini şöyle yan yana getirdim. Şahane bir lahmacun olacak. Hamur olmadığı için aslında dediğin gibi daha diyet oluyor. Yani çok fazla hamur olmadığı için. Ama bunu mesela böyle koysak olmuyor. Bunu biraz alıyorum. Hadi hiç yağlamadın benimle. Mı? Hiç yağlamadım. Şöyle şunun içinde azıcık sertleşmesi gerekiyor. Hı. Yoksa tutturamıyorum onu. Azıcık içinde. Ha bu arada bunun tarifini nerede gördüm biliyor musunuz?
metroda, şey metrobüste, metrobüste bayağı oynatıyorlar yani. Ha, orada televizyonlarda. Ay nerede eskiden öyle televizyon mu vardı? Şey sıkış tepiş arabalarda giderken şimdi böyle televizyon da var. Seyrede seyrede gidiyoruz valla. Gerçi ne yalan söyleyeyim ben bilmeyeli yıllar oldu da ama yine de ne olur ne olmaz diye çok da böyle şey yapmamak lazım. Araban var diye hep araban olacağı aklına gelmiyor. Ne yaptın? Hayır hayır yapışmasın diye şimdi sen yağ koymadın ya. Azıcık şöyle şey yapıyorum hani bakayım dedim ne oldu? Kuruyor şu anda. Gayet güzel oldu. Bir şey yapmadım. Azıcık suyla beraber böyle yapıştı zannettim. Yok yok. Ay bunu kessene bir görelim. Şimdi keseceğim hocama vereceğim vallahi bak. Bence de ver. İşte makarna böreği. Ay niye öyle böldün? Şöyle şöyle yapayım. Ha pizza gibi ya. Mi? Evet. Ha doğru aslında ya. Heyecandan. Yalnız bunu keserken çok dikkat etmek gerekiyor. Bence bunu tersini servis edelim. Çevir dur bir tane hemen tabak getiriyorum. Bakalım. Aa Zafer Hoca izliyormuş bizi. Tam bekar yemeği yapacağım demiş. Zafer Hocam seninle çok işim var. Vallahi bak burada seni bekleyen... pek çok misafirim var. Ha şimdi oldu bak. İşte. Bu arada tabii yanıyor ya, yufka. Kıyamam. O da bekar. Zafer hocam da bekar ama bir güzel kızı var. Bir güzel kızı. Arası görmeye geldiler bana. Aa ne ay, güzel. Ay nasıl tatlı nasıl tatlı kızı. Ben de dedim benim çocuğum da seninki kadar büyür mü böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Sizde var mı evlat? Var. Sizde ne var kız oğlan? İki kızım var benim. Ay maşallah. İki kızım var. Maşallah. Vallahi kız çocuğu Zafer'de de gördüm aynı şeyi. Babaya aşık yani. Ben kendimden de biliyorum. Aynı şeyi bütün kız çocukları hissediyor demek ki. Diğer tarafını da mı pişiriyorsun? Aa evet. Çok ilginç ya. Ne zaman kıymayı koyacaksın merak i̇şte ediyorum. Şimdi. Bak nasıl kabarıyor görüyor musun? Evet arasında su koydun. İnanılmaz güzel. Birbirine ama bir tarafı güzel pişirdim de öbür taraf o kadar yapmayacağım. Şöyle az bir şey döndürüp bu tamamdır hatta. Şöyle. Süper. Sonra da fırına gidecek. Hocam bir şey söyledi. Duydun mu Zahide'ciğim? Harika olmuş. Ha, İnanılmaz. Peki. Ben bir taraftan sizi takip ediyorum. Öğreniyorum Zafer gibi. Zafer'e de çok sevgiler bu arada. Ay sevgiler, selamlar tekrar bizden. Zafer hocam da yakında gelecek. Misafirimiz olacak sağ olsun. Şimdi ama bunu benim fırına götürmem lazım. Bana tepsi lazım. Aa hemen ha? Şurada ben tepsi ayarlamıştım ha? Sana. Süper. Fırını da çalıştırmıştım. Eğer. Ben zannettim ki sen tava deyince tamamen tavada olacak zannettim. Yok sadece vay. Birazcık ısıtmak gerekiyor yoksa olmuyor. Teknik süper yalnız bayıldım. Ay inşallah severler beğenirler. Vallahi çok lezzetli ve çok da kolay oluyor. Bu yaptığın işlem aslında yufkanın ıslanmamasını da sağlıyor. Kuruttun ya. Aha. O anlamda gerçekten çok güzel bir yöntem. Bayıldım. Hani ben ne yaptığımı bilmeden yapıyorum. Böyle öğrendim böyle gidiyor. Ama sen daha güzelini söyledin bak. Bayıldım vallahi. Tabii kendiniz yapınca içinde istediğiniz kadar bollukta koyabiliyorsunuz. Ama hala şuna iki yumurta çakasım var. Tavaya alıp hala. Buna niye özellikle su konulur Elif? Çünkü su daha onun birleşmesini sağlıyor. Bu arada fırını ayarlıyorum. Hani çiğ böreklerini de içine su koyarız ya kıymalı harçta. Hmm. Ve lahmacunda da öyle. Böyle iyice birleşsin diye piştikten sonra. Allah'ım vallahi canımı çok güzel oldunuz Ramazan Bey ya. Zahide'm yalnız harcı hiç bol bol şey koydunuz bol vallahi. Bol çok güzel oldu. Yani o tabii sizin isteğinize göre değişecek. Biraz da çekiyor bunlar. Ev yapımı yapıyoruz. Bol bol koyalım. Millet nasiplensin yani evdekiler. Bu arada Tuğçe Hanım geldi. Çok ciddi de bel sorunu varmış. Bir Tuğçe Hanım'la tanıştırabilir miyim sizi hocam? Şöyle tabii geçebilir ki. Miyiz? Kuzum onu sen... Artık tamam. Gönderirsin. Elini istersen silebilirsin. Hah, çok güzel bir tanem. Teşekkür ediyorum. Fırına götürüyorum. Tuğçe Hanım alayım mı sizi böyle? Şimdi Tuğçe Hanım'ın çok enteresan bir durumu var. Ben bugün videosunu seyrettim. Ve gözlerime inanamadım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba hocam. Merhaba Tuğçe Hanım. Mikrofonunuz yok değil mi? Ha şurada mikrofon. Sizi şöyle döndürsem olur mu izleyicilerimize doğru? Şöyle ben tutayım tabii, mikrofonunuzu. Tamam. Şimdi kaç yaşındasınız Tuğçe? 25 yaşındayım. Bugün izlediğim video yani Tuğçe Hanım bir yere gidiyor. İddiası olan bu konuda biri Tuğçe Hanım'ın sırtını adam resmen yani sırtına çıkıyor. Ve öyle sesler duydum ki özür dilerim.
kızcağızı çatır çutur, hani burada duyduğunuz sesler gibi değil ama. Yani Allah kim, sana bayağı işkence yapılmış yani. Evet, evet Zahide Hanım. Ya şimdi şöyle... Ayakta duramıyorsan oturtayım evet, seni. Evet, lütfen şuraya oturabilir miyim? Şöyle, tabii tabii oturabilirsin. Gel. Bu arada Tuğçe gittiğinde böyle değil ha. Siz eşi Ramazan Bey, siz de gelin lütfen. Şimdi şöyle bir şey oldu hocam. Fıtık vardı bende, bel fıtığı vardı. Yani gidelim dedik, bir cahillik oldu. Şimdi yaşıma göre hani niye yaptınız da diyebilirsiniz yani, bir lafım olmaz. O gittiğiniz yer ne? Kırıkçı çıkıkçı mı? Evet, yani böyle masaj yaparak, boyundan çekerek, sırtı ezerek, ayakları bağlayıp boyunu çekiyor, sırtımı kıtlatıyor. Bir tavsiye üstüne falan mı gittiniz tavsiye oraya? Tavsiye üzerine gittim evet. Yani ne gidenler olmuş, gidenler olmuş, faydasını görmüşler. Bende ciddi bir bel fıtığı vardı, 3 tane bacaklarıma vuruyordu, hissizlik yapıyordu. Peki, gitmeden önce neydi şikayetiniz? Bel fıtığı için gittim ama yani, o kadar... Belde hani, hafif bir ağrı mı vardı? Neydi şikayet? Tabii neydi? Benim bacağıma vuruyordu fıtık. Vuruyordu. Ama hani hayatım bu kadar şey yapacak kadar değildim yani. Şimdi çürüyemiyorsun. Evet. Çünkü hocam şuradaki kemiğe dokunduğunuz zaman o zaman daha kötü oluyorum. Ensemden vuruyor. Peki ne zaman oldu bu hadise? Yani yaklaşık bir ay önce falan. Bu arada bir yani şey söyleyeceğim. Bir aydır ben görüntüyü vermiyorum ama sesi bir dinler misiniz bak. Tuğçe'nin bu gittiği kırık çıkıkçı. Bak sese bak. Ben belinde kârdayım. Bak ne demiş şu an. Elden dur. Sen de. Kas mı? Sen de söyle. Şimdi bir yatırmış, bir yerin üzerine çıkıyor. Evet. Bayağı Tuğçe yapmış. Yatırım. Üzerine çıkıyor şimdi. Eliyle bastırarak sırtımı kıtlattı. Sesler geliyor mu? Of. Hava yatır zaten. Aha kaburgalar. Kaburgalar kırıldı. Bunu çeken de evet. Bayağı ciddi ciddi. Tam şuradan yapıyor. Evet. Çeken arkadaşınız mı, sizin arkadaşınız? Benim büyük görümcem. Hatta ona da yapıldı. Ama onda hiçbir şey yok. Biz zaten birlikte gittik. Onda da boyun fıtığı vardı. Şu anda onda hiçbir şey yok. Ama ben de o günden beri tamamen her şeyim kötü gidiyor. Peki şimdi nerede ağrı var? Şimdi hocam belimde ağrı var. Bacağıma, sol bacağıma çıkıyor. Hatta ben hocama izlettireyim ya. Yayına veremiyoruz ama getirsenize telefonumu. Hoca ben kendim görüntüyü izlettireyim buradan. Benim gönderdiğimi gönderir misiniz? Telefonumu verin bana. Yani öyle hareketler yapıyor ki ya, şu vücudu o kadar kıymetli bir şey. Nasıl emanet ediyorsunuz böyle, inanamıyorum. Hocam burada bakın LED'de var. LED'de. Hangi? Tekrar siz sesi verin. Sadece. Hocam LED'den baksın. Hocam izliyor görüntüyü, size göstermiyoruz ama tepesine çıktı şu anda bayağı. Kız yatıyor, üstüne çıkıyor. Neredeyse ayak... Sesler geliyor mu? Hava yatır sadece. Aha kaburgalar, kaburgalar kırıldı. Ay çok kıtırdı. Serbest be, bırak kendini. Serbest be, bırak kendini. Şu anda aslında kızımıza nasıl zarar verdiğini bir bilseniz. Bir bilseniz şu yaptığı hareketlerin. Peki al sesi Mahmut, tamam. Hocam. Şimdi Tuğçe, önce şunu sorayım. Senin vücudunu taşıyan, bedenini taşıyan ne? Omurga değil mi? Omurga. Evini taşıyan ne? Binanın kolonu. Sen binanın kolonuna balyozla gerip vuruyor musun? Hayır. Yani bu aynı şey aslına evet. Bakarsan. Ya da arabanın kaportasına gidip balyozla vuruyor musun? Vurmuyorsun. Yani burada tabii cehalet dememek lazım buna. Bu bir yerden medet ummak, bir evet. Yerden bir şeye tutunmak, işte ameliyattan korkmak. Burada biz hekimler de suçluyuz. Burada genel olarak aslında bu maalesef ciddi bir sorun. Evet, alternatif tıp diye bir şey vardır ama bunun adı tıp değil. Ya bunun adı alternatifi de yok. Yani bunun bir adı yok zaten. Lütfen doktorlara gidin. Lütfen işin ehline gidin. Böyle saçma sapan yerlerde paranızdan, paraya geçtim, sağlığınızdan olmayın. Siz de haklısınız. Yani... Doktorların da belki burada bir sıkıntısı var. Anlatmıyoruz, ifade etmiyoruz. Hani siz 1000 kere anlatacaksınız, 10.000 kere anlatacaksınız. Bu yüzden doktor oldunuz. Ne olur doktor kardeşlerime seslenmek istiyorum. Hani bizi göndermeyin kapınızdan. Yani yine mi aynı şeyi anlatacağım demeyin. Çünkü biz size aciz geliyoruz yani. Bir şey bilmeden geliyoruz. Siz belki 100.000 kere anlattınız ama bize hiç anlatmadınız.
ne olur daha fazla özen, daha fazla ilgi. Bunu yapan pek çok doktorum var. Onların da başımın üstünde yeri var. Teşekkür ediyorum. Bir muayene edelim mi hocam? Tabii. Duramıyor tabii. Da çünkü kıyamıyorum. Tuğçe, bu tarafa doğru. Şuradan uzanabilir misin? Başını böyle koy lütfen. Daha 26 yaşında Tuğçe. Ve bu arada buraya yürüyerek gitmişsin sen. Evet evet. Yani hiçbir şeyin yok. Fıtığım vardı ama bu kadar hiçbir şeyim yoktu benim. Oraya gittikten sonra oldu bütün bunlar. Şöyle dönüp buraya oturabilir misin kuzum? Evladınız var mı bu arada? Yok. Bu arada onun için de bir şeyler yapıyorduk ama bu engel oldu. Ya. Çok arkaya oturdun ama birazcık biraz öne kayman lazım. Evet. Kayabilir misin? Birazcık daha şöyle. Heh. Çok yaşa. Zaten tamam. Sıkıntı bu bacakta. Şu an en yoğun ağrı bacakta mı? Evet, sol bacağımda. Sol bacağında. Bu işlemden sonra bacaktaki ağrın daha mı arttı? Evet. Belde ve sırtta o bastığı nokta, çünkü bir kere bel fıtığı için gidiyor. Yapılan müdahale sırt bölgesi, boyun bölgesine bir müdahale zaten yapılıyor. Zaten bilen birisi değil ki. Herkes aynı şeyi yapıyor muhtemelen. Rahat bırak, rahat bırak. Bende olsun. Ağrın olursa söyle bana, oldu mu? Tamam. Şimdi olacak büyük olasılıkla. Nazmiye, doktor, söyle doktor bana. Doktor Kerem Bıkmaz, beyin ve sinir cerrahi uzmanı. Başladı mı? Evet. Oh. Peki. Şöyle. Ah, çok kötü. Daha kötü oldu değil mi? Tamam. Şimdi bütün gücünle it bana. İt bak. İt 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 it. Çek kendine doğru. Çek. Daha güçlü çekebilirsin. Evet. Dizden it elime şimdi. Çek kendine. Çek 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 çek. Peki. Şimdi bunu yapıyoruz. Ağrın olursa söyle yaparken. İt elime. İt. Ağrı var, o yüzden evet, mi itemiyorsun? Evet, evet. Peki çek kendine. İt elime, çok zorlamadan yapmaya çalışıyorum. Çek kendine. Nereye vuruyor ağrı? Bacağı mı, bele mi? Bütün bacağıma. Bütün bacağına vuruyor. Peki. Özellikle şu kısım. Tamam. Ayak parmaklarını önce sağa bakalım. Kendine doğru çek. Bütün gücünle çek. Çek. Bunu çek. Çek. Bunu çekemiyorum. Bunu olmuyor. Ağrı mı var, çekemiyorsun? Can mı yok, güç mü yok? Can yok hocam, güç yok. Peki. Yani daha fazla bakmamıza da gerek yok. Öyle zaten mi? En önemli bulgulardan bir tanesi bu. Bu filmi çek... Kalkalım hadi. Bu arada ben önce baş dönmesiyle başladığı için nörolojiye de gittim. Kulak, burun, boğaza da gittim. Nörolojik olarak bana boyundan yukarıya bütün filmler, MR'lar çekildi. Nörolojik hiçbir şey yok. Fizik tedaviye gittim. Orada leğen kemiğinde bir sıkıntı var dediler bana. Bacakta kireçlenme, ödem var dediler. Sonra başka bir yere yönlendirdiler ama bu dediğim gibi bu omurilikteki olayı hani araştırılacak dediler. Hiçbir tanı konulmadı hala onda. Bir bel MR'ı çekilmedi mi? İlk yapılması gereken şey aslında. Bel MR'ım çekilmedi. İlk yapılması gereken şey o aslına çünkü bakarsa. Çünkü şu bir haftadır artık bu bacağıma vurmaya peki, başladı. Peki en son şunu da yapalım kollarıma mı? Kollarıma da uyuşuyordu. Nazmiye gel yanıma, gel yanıma. 26 yaşında bir genç hanım. Yeni evli. Ve işte böyle doktor buradan olmayan, ehil olmayan destek ellerde... al. Şöyle topukların üstüne bir kalkmanı istiyorum. Bak benim yaptığım gibi. Şöyle. Ramazan'da iyi tutun. Şunda var ama... Ne kadar yapabileceksin bir göreyim. Olmuyor. Peki. Tamam. Tamam kuzum. Tamam. Şimdi burada... Otur istiyorsan, ayakta duramıyorsan. Hah, yaslan şöyle. Tamam. Anlatılan hikaye ve şu anki tablo, sol bacaktaki bacağa giden sinirlerin birisinde ciddi bir baskı var görüntüsü ve buna bağlı olarak solda siyatiye benzer bir ağrı, şiddetli bir ağrı. Önemlisi bir sinir harabiyet bulgusudur. Düşük ayak tablosu gelişmeye bu başlamış. Bu hani gidiyor, ben yapmıyorum hocam, geriye gidiyor. Bu da onunla mı alakalı yok, acaba? Yok, onunla alakalı olmaz ama çok çünkü ağrı duyduğun için ağrının getirdiği bir tansiyon düşüklüğü ya da bir vertigo tarzı bir şey olabilir. Direkt etkili değildir ama dolaylı olarak etkiliyor olabilir. Burada en önemli konu belindeki ağrı. Bu işlem sonrası bacaktaki ağrının şiddetlenmesi, bacakta uyuşma olması ve düşük ayak gelişmesi. Evet. Çok hızlı bir şekilde bir MR çekip, bel MR'ı çekip sinirdeki baskıyı tahmin ettiğimiz gibi ne düzeyde olduğunu görüp ona göre de doğru tedaviye yönlendirilmen gerekiyor. Ve bir daha da asla bu tarz şeylere ne olursa olsun sen yok. De bütün izleyenlere bence evet, bu açıdan iyi bir örnek kimse ol. Aslında biraz da bu yüzden geldim. Hani bu böyle düşünüp kimse gitmesin bu yerlere ve hani sonuç bu.
daha kötü de olabilirdi. Yine şükür ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Ona da şükür. Daha kötü de olabilirdi. O sesler. Yani o bir de o kadar saçma sapan bir yer ki. Görüntüden belli zaten. Yani hani biz size göstermedik ama ne olursunuz daha da kötü olursunuz. Yine doktorlarda arayın ne olur. Yani bir hastanın yeri doktorun yanıdır. Evet. Tuğçe çok geçmiş olsun. Çok kızım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sırtına dokunduğunuzda da başına vuruyor aynı zamanda. Evet. Sırtına dokunduğunda başına gidiyor hani. Bunların hepsine bakıp mutlaka ayrıntılı değerlendirmek gerekiyor. Ben de marı hocama göstereyim. Tamam, tamam mı kızım? Peki. Tamam. Çok teşekkür sağ olun. Ediyorum. Çok, sağ ben olun. Ben teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Bu arada Nazmiye Hanım, iyi misiniz? Gelme gelme dur. Dur gelme gelme. Göstereceğim sizi. Sizinle konuşacağım şimdi, tamam mı? Ama Ramazan Bey, bu arada ne kadar oldu bugün? Bugün az ölmüşsünüz ya. Buna başladınız. Vallahi bugün az olmuş. Bugün program daha heyecanlı demek ki. Hocam şeyine bakalım. Göndersen var ya ondan. Sizde de var. Sizi de muayene ettireceğim. Ama önce bir bakalım Ramazan Bey'in pazara gitti. Düşünsenize bu kadar limonu seven ve yiyen birisi pazarda sizce ne alır? Alırsa kaç kilo alır? Bir izleyelim bakalım. İnanması güç. Ay yemin ediyorum böyle... Şey ya, çabur cumur tamam. Oluyor böyle ağzım. O günde 3 kilo, bir ayda tam 90 kilo limonu kütür kütür yiyor. Limon bulamazsa elleri titriyor. Kendime hakim olmaya çalıştım halde bu kadar yiyorum. Elim ayağım titriyor yemese. Günde 5-6 kilo limon satın alan Ramazan Bey'den esnaf neden şikayetçi? Yakup kardeş, evdeki limonları tükettik. Yerine limon koymamız lazım. Onun için limon alacağız. Her zaman aldığın her yer zaman burası. Aldığım yer burası. Oo, Ramazan abi hoş geldin. Selamünaleyküm. Ramazan abi hoş geldin. Aldıklarımızı tükettik Ercan usta. Abi gene aldım. Müdahale etmek istemiyoruz ama yani senin sağlığın açısından endişeleniriz yani. Bu kadar Ramazan abi limon tüketmen. Sen uzatma ya. Limonları bitirdik. Limonları. Bayağı da kurudun yani. Evde tükettik abi. Limonları ya. Kaç kilo limon alıyor? Abi günde 5-6 kilo, 7-8 kilo hiç fark etmiyor. Bir poşeti olduğu gibi bir de kalın poşet istiyor. Normal poşetler yırtılıyor. Bir poşet alıyor götürüyor. Sürekli tüketiyor ama yani biz kendisi için endişeleniyoruz. Bizim için satışta problem yok. Alsın. Limon tüketim bu kadar iyi değil yani. Sonuçta çekirdeği de vücut eritmiyor biliyorsunuz. Kaç günde bir alıyor? 5-6 kilo aldıktan sonra. Abi akşam aldı yani. Düşün. Yani şu kasanın yarısını akşam mı aldı? Akşam aldı abi. Kendisi akşam aldı. Hatta bazen kendisi gelmiyor. Engin abimi gönderiyor. Kardeşini gönderiyor. Ercan'ım. Buyur Ramazan abi. Ya anlıyorum. Sen bana kızıyorsun ama. Buyur estağfurullah abi. Ya ben de sağlığım için işte niye bağımlılık yapıyor onu öğrenmeye çalışıyorum. Abi sana vermesin mi? Ne kadar sana vermesin. Zaten önemli yani. Olan o. Ya işte kendimi durduramıyorum Ercan. Rica ederim abi. Kendimi durduramıyorum güzel kardeş. Ben senin için evlisiniz. Ercan'ım. Tamam. Tamam bunlar yeterli Ercan'ım ya. Dolaba sığıyor mu Ercan dolaba? Anladım abi. Şey olur. Sen eve de yollarsın ya. Hem bir şey sıkıntı yok. Yani iki gün sonra, bir gün sonra gönder yani. Rica ederim abi. Koy gönder sen bana. Bir poşet yine aldık. Evet abi. Mahallede başka... Limon tüketen bu kadar var mı kimse? Abi bu kadar yok. Hani insanlar ihtiyacı kadar alıyor. Bir tane alıyor, iki tane alıyor. Hani anlıyoruz en fazla beş tane alıyor ama böyle kilo olarak ilk defa Ramazan abi yani görüyoruz. Abi kahvede yanlışlıkla çaycı bardağı getirirken limonsuz getirsin. O zaman öfkeleni abi. O zaman ne oluyor? Kızıyorum. Ne içersin? Abi ben çay alayım. Ben de çay alayım. Üç tane çay getirir misin? Ne çayı Yaşar amca ya? Ben sıkma içiyorum abi, sıkma bana. Sıkma ne oluyor abi? Şimdi gelirse görürsün sıkma. Siz biliyor musunuz sıkma? Biliyoruz, maden suyu. İçine de limon. Ona bir sıkma diyoruz. Ramazan abi sodaya da limon atıyor. Ben evdeydim. Evde de limonları böyle kütür kütür kabuğuyla yedi. Aşırı yiyor hem de. Çok aşırı yiyor. Burada da yiyor yani. Burada da zaten burada çay içmiyor ki zaten. Hep limon. Az gittim ama kahveci bile kızıyor, bağırıyor, çağırıyor ona da. Ne kadar az getirebilir ki? Yani bardakta getiriyor işte. Ya 2-3 tane koyuyor ya olmaz diyor. Dolduruyor limonun içine. En az ne diyeyim hani bayağı var yani. Ben çay içmem. Ben bu kadar kahvede çay içmem. Günde kaç tane limonlu soda içiyorsunuz veya? Ona yakın.
10, 11, 12. Ya devamlı soda. Biri bitmeden biri geliyor. Biri bitmeden biri geliyor yani. Ben sıkma bitmeden diyorum yani. Limon içinde limon istediğim için adını koydum, sıkma koydum yani. Hareket bu. Hareket bu. Sıkma bile demiyorum yani. Hasan abi diyorum. İşaretten anlıyor yani. İşaret ediyor ya böyle. Anlıyor. Senin bir limonundan bıktım bıktım. Hasan abi en çok sen dertlisin. Sorma kardeşim, sorma. Bu aşırı limon yiyor, aşırı. Aşırı limon yiyor, aşırı. Çok fazla tüketimi var, limon tüketimi. Dilim, 6 dilim. 6 dilim limon mu attın? Evet, evet. Yeterli mi? Şu an değil. Bardak bu kadar aldığı için. İşte bazen bağırıyor bile, kahveciye bağırıyor. Bu ne değişiyor? Limonun büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor. Küçük limon olursa kızıyor. Tabii kızıyor o zaman. Limon az oluyor tabii, limon küçük olduğu zaman. Abi sen bu kadar limona iyi dayanıyorsun vallahi. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Mecbur. Sonra o kabuklarını da yiyor mu? Yiyor. Hepsi bir şey kalmayacak ondan. Hepsini yiyecek şimdi. Allah. Bir şey değil, midesi delinecek. Ben ikaz ediyorum devamlı. Hem soda hem limon. Tabii midesi delinecek diye korkuyorum yani. Hastaneye yetiştiremeyeceğiz. Bir de kilolu. Şimdi soda bitecek. Üstüne limonları yiyecek. Onu da zaten önce soda içiyorum. Sen soda bahane zaten. Tabii zaten direkt limonu istersem getirmiyor. Sıkma dersem getiriyor. Önce şeyi maden suyunu içiyor, sonra limonları yiyor böyle. Ekmek gibi hem de. Çok lezzetli. Siz şaşırıyor musunuz böyle? Ben hayatımda ilk defa görüyorum böyle şeyi ya. Bu da daha bir iki sene içinde oldu yani. Önceden böyle değildi. Sen abi. Benim anladığım soda bahane, limon şahane. Aynen. Doğrudur. Doğrudur. Sadece limon istese getirmiyorsun. O yüzden sodalı limon mu istiyorsun? Yani genelde öyle içtiği için sürekli bundan veriyoruz yani. Limon suyu falan içse? Yok yok, onu sevmem. Önemli olan kabuğu. Limonu sıksın, kabuğunu da yanında getirsin. Yoksa içmem, öyle içmem. Bir de öyle olsa? Yok, limon öyle şeyleri, kimyasal şeyler içmem. Ama böyle doğal olacak. Tamam işte, bunu sıksın. Yok, onu öyle içmem. Böyle kabuklu olacak. Kabuğuna gidecek onu. Tadı bunda ya. Kaç dakika sonra yeni bardak gelecek? 10-15 dakika, 20 dakika sonra bir daha ister. Bir tane limonu, bir tanesini diliyorum. Onun yediğiyle kaç kişi idare eder? En az 6-7 kişiye veririm onu ben. Yani o normal Ramazan'a verdiğim limonu. Sıkıntı bu. Bunun iyileresi ne olur bilmiyorum. Yani sonuçta bu asitli. Ben de bundan kurtulmak istiyorum. Tamam, seviyorum diyorum ama yani elimde olmadan yiyorum ben bunu. Yani elimde değil yani bu. Tutamıyorum kendimi. Elim ayağım titriyor yani. Buradan Zayda Hanım'a sesleniyorum yani. Ben bir an önce bundan kurtulmak istiyorum. Yani sonuçta bu asit var bunda, asit. Yakıyor yani, mermere döksen sabaha kadar yakıyor. Bir tahtanın üzerinde sıksan sabaha kadar simsiyah yapıyor tahtayı. Bugün biz tahtayı simsiyah, mermeri bembeyaz yapan bir madde. Benim midemi yarın ne yapacağını bilemiyorum ben. Ben bir an önce bir yardım bekliyorum. Vallahi bütün doktorlarımı seferber ettim bak. Operatör doktor Kerem Bıkmaz bizimle beraber, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Şimdi bir beyin cerrahına sormak istiyorum aslında. Bu arada ben orada onu seyrediyorum. Siz de arada yine yiyordunuz limonları ya. Zayda Hanım valla stüdyoda bütün ablaları da alıştırdım diyebilirim yani. Nasıl? Siz de mi yemeye başladınız? Tabii, reklam arası benim limonlarımı götürüyorlar. Kız reklam aralarında ben onlara böyle şekerli bir şeyler dağıtıyorum bazen bir ama... Aslında şu an burada bir su eksik, limonata olması için. Şeker var, limon var, bir su eksik. Bu arada eskiden aşçılık yapıyormuş. Öyle mi? Ramazan Bey. Aslında şekerleri de yemeye başladım. Abla diyor yeme benim şekerim. Anam, şimdi burada beton yeğenimiz var, şeker yeğenimiz var, limon yeğenimiz var. Bugün bir de kömür yiyen birisi başvurmuş bize. Ben merakla bekliyorum daha nasıl, ne olabilir diye. Ciddi söylüyorum. Daha nasıl bir enteresan bir şey olabilir diye. Bu arada Ramazan bir dur, hocaya soralım bir. Nedir bu? Bunu da bitireyim. Tamam, hadi bitir. Durdurulamayan limon yeme isteği. Evet ya. Ramazan Bey, şeyi merak ettim ben. Mandalina, portakal, bu tarz şeyleri yiyor musun? O kadar düşkün değilim. Yiyorum ama yani onları, kabuğunu denedim, yiyemedim. Peki ne zamandır bu sende alışkanlık yaptı? Hocam bu bende 2 sene önce başladı. Kaç yaşındasın şimdi? Ben 37 yaşındayım. 35 yaşında başladı. Yok, evet evet. 3 sene öncesinde hiç böyle bir şeyin yoktu. Yoktu. Bir dilim tatmayla, gelen bir şey değil bir yani. Bir dilim tatmayla başladı.
Yani iştaha geldim. Küçük bir kız kardeşimizi yerken iştaha geldim. Hiç mi yememiş miydin o güne kadar limon? Yok, yemedim. Salatalarda suyunu sıkıyorduk. Yani balın üzerinde, salatanın üzerinde. Bir tane yedin. Yedim, ondan sonra öyle ufaktan ufaktan bende başladı. Bir tane, iyi bir tane. Dedin. Ama ilk zamanlarda öyle fazla şey yapmadım, tüketmedim. Ama şu son en az bir 5 aydır çoğaldı bu bende. Peki yedikçe nasıl bir keyif veriyor sana? Rahatlıyorum hocam. Nasıl böyle tarlada akşama da çalışırsın. 45-50 derecede böyle şuna da bir ter akar. Ondan sonra soğuk suyu lak 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 içersin. Oh dersin. Aynı o şekilde oluyor. Mideye düştü yani. Anladım. Allah Allah. Nasıl güzel anlatıyor. Aslında normalde çiğnerken dili ağzım içini yakıyor. Çok devamlı şey yaparsan, durmaksızın yersen. Ya aslında bu neye benziyor biliyor musun? Tabii yani bunu mutlaka... Ay siz bir konuşurken böyle... Vallahi elim ayağım böyle kamaşıyor derler ya. Dün ben denedim biraz yemeği. Yok, mümkün değil. Bu şekilde yani ben de çünkü izliyorum. Yani kabuğuyla beraber yiyince insan... Yayının başından beri hiç durmadan gerçekten yiyor. Yani ve keyifle yiyor. Hiç yüzünü ekşitme falan diyor. Yok, o kadar alışmış ki artık. Ekşitmiyor hiç. Yok. Ya aslında bu şeye benziyor. Tabii bunu farklı branşlardaki doktorlar, dahiliye, psikiyatri hep beraber değerlendirmek hepsine lazım. Hepsine soracağım. Multidisipliner dediğimiz pek çok doktorun ortak kararı olacak. Evet ama ya benim ama siz görüşüm olarak ya bu şey gibi mesela sigara içmek de zararlıdır. Biliriz zararlı olduğunu ama keyif alırız ya da işte bize rahatlatıyor deriz. Bir sürü bahane buluruz. Dertlendim deriz, içeriz. Mutluyuz deriz, içeriz. Biliriz zararlı. Buna benzer bir şey. Yani çünkü şeyden farklı, Nazmiye Hanım'ınkinden farklı. Ya yani bir beton yemekle bir şey yemek, bir gıda ürününü tüketmek çok farklı şeyler. Birisi bu tür işte şey yemek, cam yemektir, kum yemektir. Hmm. Daha çocukluk yaşlarından gelen bir takım demir eksikliği başta olmak üzere araştırılması çinko gereken. Çinko eksikliğini ne de baktıracağım. Evet, o tür şeylerden kaynaklanabilir. Ama bu şimdi 35 yaşına kadar hiç böyle bir alışkanlık yok. Sonrasında aldığı bir keyifle birlikte yani çok çikolata yiyen birisi gibi daha aslına ben. Bakarsanız. Ama yani, ben hani bir yere kadar durduruyorum kendimi. Hocam iştahım çok açıldı ama. İştahım çok çünkü açıldı. Çünkü zararlı olduğunu normal, da biliyor. Normal yemekte de daha fazla yemeye başlamış. Zararlı olduğunu da biliyor. Panik atak, sinir, asabilik bunlar bende başladı. Bunlar bende yoktu. Yoktu bende. Yani bence bir terapi şeklinde, bir psikoterapi şeklinde bu işi nasıl sigara bırakmak için seanslar vardır. Bir kötü alışkanlıktır. Farkında zaten. Çok arkadaşlarım var. Yiyen çok. Mahallede çok yani. Ama zaten sizin kadar var mı? De, var. Hemen hemen. Bak şimdi Nurhan annem de en az mesela 4-5 tane yiyormuş. Yani günde 4-5 tane yiyen arkadaşlarım var yani. Allah. Bütün olarak. Dilim olarak değil. Bütün olarak yiyen. Peki Ramazan Bey. Buyurun. Şimdi hazır hocamı da bulmuşken. Şimdi Ünzeli Hanım'ın da annenizin de belinde sıkıntı varmış. Evet. Şimdi ona da bir baktırayım. Tamam. Bu arada Nazmiye Hanım'ın da doktorum dedi ki herhalde ameliyat mı görünüyor? Anlattığı tabloda şeyinde konulan sistemsel bir sıkıntı var gibi duruyor. O baştan tabii ki çünkü yeni filmleri falan yok. Hepsi bakılacak, araştırılacak ama görüntü yani itibariyle bir cerrahi gerekecek gibi duruyor. Hocam ben kendime şöyle bir... Kız dur. Sabıkalı hasta. Yani ben sabıkalı mıyım? Hiç kimse bakmıyor. Ne olur hocam beni. Niye bakmıyor olur. Ayol? Buradasın ya, ben sana baktırmıyor muyum? Baktıracaksınız. Ben sana size güvendim geldim zaten. Hocamı bir kerecik gördüm. Rüyamda. Hocam ne olur hocam bana bakın bana bir el verin hocam. Bir şey soracağım. Size. Bak şimdi düzgünce gidelim ikimiz birden diyelim ki biz ameliyat edelim. Hocam bizim beni ameliyat eder misin kız hocam? Beni getirdin. Ne olur hocam benim kardeşim benim o sihirli ellerinin senin hep yazıyorum. Allah razı olsun sağ ol çok teşekkür ederim. Allah vallahi hocam şaka maka ben de sizden. Etmesin. Allah'ım başımızdan. Dur sen beni bırak direkt hocamla. Bir şey söyleyeceğim. Allah'ın izni peygamberin kavliyle biz ameliyat için size geldik ya hocam. Evet hocam. Beni ameliyat eder misin? Nazmiye Hanım. Kız dur mikrofona ne yaptın? Dur duyamıyorum sesini. Öncelikle gerçekten teşekkür ediyorum. Kız evet dese bile duyamayacağım. Dur. İlgine, alakana, güvenine. Güven çok önemli bir şey burada. Gerçekten evet, hep konuşuyoruz. Evet ben temin söylemiştim ya hocam. Doktor hasta ilişkisi. İnan ki hani böyle insan doktorunu sevmeden, hastasını sevmeden o olmaz. Ben sizi baştan güzel güzel doktorum olarak sevdim. Ne olur hocam. Bugün itibariyle seni klinik olarak biz teslim alıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Ay hiç böyle hasta emanet etmediydim. Kan çekti, toprak çekti beni sana. Allah razı olsun, sağ ol. O da bandırmalı, ben de bandırmalıymışım. Akşam öğrendim. Valla bunlar çok... Ay kızım, ben senin bu kadar mutlu olacağını bilseydim. Say
Sevdanız, hani böyle diyorlar ya, hani böyle şeylere inanmayacaksınız. İnanın ki bir kere arayışta düşürdüm ben bunu. Ay maşallah. Demek maşallah. Ki Allah'ım bana bunu kısmet etti. Evet. Bir kere aradım, bir kere arayışta düşürdüm. Şükür. Sizi şükür severek izliyordum ama böyle. Oldu, mutlu olduk. Birdenbire böyle sanki içime şey geldi, dedim ben bu Kerem Bey'e olacağım evlat, o beni tedavi edecek. Güveniyorum ben size. Sağ olun hocam. Bakın böyle sizden yapmak istemiştim ben. Nasıl? Ben bu nasıl? Tablayı böyle görmek istemiştim hocam. Ben bu tablayı böyle görmek istemiştim. Ay Allah'ım ayırmasın. Ay Allah'ım yayılın. Allah'ım yayılın. Bunu ne kadar içten, Nazmi ne Hanım, kadar sıcak bir i̇nşallah kadın. İnşallah bir bakalım nedir ne değildir. İnşallah tedavini hocam yapalım. Bittikten sonra bunu öyle aynen kaldıralım. Aynen. Daha iyi. Sen buraya gülü oynaya gel. Ama ben ameliyatta da takipte olacağım zaten. İnşallah tamam, inşallah. Tamam. İnşallah. Sağ olun hocam. Ay, merak etme. Ay tamam. Allah bin bir razı olsun. Ne gerekirse yapılacak. Allah sizi evlatlarınıza bağışlasın inşallah. Amin. 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 Seni bir sağ selamet yerine otursayım. Kimseyi bak bu acıyla yaşatmasın. Çok zor belacısı. Çok çok çok. Beliniz ağrıdığı zaman hiçbir şeyiniz olmuyor. Yürüyemiyorsunuz. Hiç bak ben 4-5 adım marketime gidemiyorum, çarşıma gidemiyorum. Arkadaşlarım beni bilerek yani sevdikleri için toplandıkları yere çağırmıyorlar. Ben gitmediğim için gidemedim, üzüleceğim diye. Bir Bandırma'da deniz var mesela, bir çay bahçesine gidip de bir bardak çay içemiyorum oturup oralarda. İki kişinin yardımıyla yürüyor. Ve daha yaş da. Yaş daha küçük işte. 50 kaçtı? 57. Hani ölsem temizlik ya. Ama belki Allah gene yatıracak diye çok korkuyorum. Çünkü 6 ay 7 ay yattım. Onun kızım, acısını ben biliyorum. Söyleyeceğim. Canım benim. Şimdi hoca kabul etti. Ameliyatın olacak. Biliyordum ki hocam. Ben duamda gördüm, rüyamda gördüm sizi. Onun için geldim ben buraya. Rüyada mı gördün? Rüyamda Allah gördüm Allah. Hocam. Nasıl bir gördün? Kere, bilmiyorum, gördüm işi de gördüm. Böyle hani böyle bana elini vermişti. Bu el ver dedim ya size. Bunu böyle bana elini vermişti. Ondan sonra ben de size dedim ki böyle çok belim ağrıyormuş. Hocam bu benim dedim. Belimi elleşir misiniz? Bak elleşin. Bu benim belim geçecek dedim size. Dokunun dedin yani. Hani dokunun yani şu kadarcık böyle. Çünkü gecede yatınca da ağrıyor ya böyle çok. Ay bir şey söyleyeyim mi? O kadar safi yani. O kadar böyle hani yüreğini açtı ki bize bugün. Vallahi hani ben daha önce çok ameliyata gönderdim hastayı ama senin kadar istekli. Hani bu kadar heyecanlı hasta. Çok çekiyorum çünkü. Doğru söylüyorsun. Allah can acısı Allah kimseye sancı göstermesin. O zaman Nazmi teyze sevin. Çok sevincimden alıyorum ki zaten. Tekrar bir son. Allah razı olsun sizden. Senden de. Hadi seni oturtayım da dur. Başkalarına da konuşayım. Sıra gelsin başkalarına. Hakkını yemeyeyim. Üzeri... Teşekkür ettim hocam. Allah ay Allah ayırmasın ne diyeyim. Anam reklam saati gelmiş ya. Vallahi Allah sevdiklerinizden ayırmasın. Geliyoruz hemen. Vallahi rüyasında görmüş görüyor musun? Maşallah. Kök hücre tedavisi hangi sağlık sorunları için kullanılır? Kıkırda kasarını önlemek için nasıl beslenmeliyiz? Kök hücreyle fıtık tedavisi mümkün mü? Hasar gören kıkırdak onarılabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Doktor Yüksel Büküşoğlu'yla az sonra Zahid Yetiş'te. Profesör Doktor Kerem Bıkmaz bizimle beraber beyin nesline cerrahisi uzmanı. Şimdi Ramazan Bey artık herkes tanıdı, limon yiyor. Şimdi Nurhan Hanım hoş geldiniz. Şimdi siz de şeker mi yiyorsunuz? Ne oldu? Süremiz mi? Ay dur ayol. İki dakika hemen soru Yüksel Hoca. Yüksel Hocam sen de gel hatta ya. Ha? Hemen hocamı da davet edeyim. Doktor Yüksel Büküşoğlu. Kök hücrede eklem tedavisi konusunda uzman. Merhaba. Hoş geldiniz merhaba. Hocam. Hoş bulduk. Çok iyi gördüm sizi. Sağ olun teşekkür ederim. Biz de sizi iyi gördük. İzmir'den selam yok mu bana hocam? Hepimiz İzmirliyiz. Aynı sokakta büyüdük. Ya öyleymiş biliyor musunuz? Biz aynı sokakta biz aynı sokakta görmemişiz. Yıllar sonra böyle denk geldik de gördük. Evet. Bir kere Kerem Hocam size minnettarım. Ameliyatı da üstlendiniz. Şahanesiniz. İnşallah. Sizi alkışlıyorum. Şimdi ameliyata gidiyorsunuz. Sağlık sıhhat diliyorum. Kim olacaksa artık ameliyat. Tanımasan bile. Çok sağ olun. Çok teşekkür görüşmek ediyorum. Görüşmek üzere. Nazmi Hanım görüşürüz. Nazmi Hanım siz. Görüşmek üzere. Siz onunla ayrıca inşallah en kısa sürede bir araya geleceksiniz. Sağ olun. Yüksel Hocam. Son gelişmelerden bahsedeceğiz. Şimdi Nurhan Hanım'ın da durumunu soracağım size ama pek çok bilimsel veriyi siz tarıyorsunuz. Hı hı. Son bilimsel verilerden bize bahsedin lütfen. Hı hı. Bir kere Nurhan Hanım'ı gördüm, üzüldüm. Hakikaten rafine şekeri o kadar
çok tüketmemeniz gerekiyor. Bağırsağınızı mahvediyorsunuz. Pankreasınızı çok yoruyorsunuz. İki günde bir kutu kesme şeker yiyormuş. Evet, iki günde bitiriyorum kesme şekerini. Ve canım sıkıldıkça, aklıma geldikçe sürekli yanımda kavanoz duruyor. Devamlı atıştırıyorum. Yani yemekle bir alakam yok. Sadece şeker. Şeker ve su. Allah Allah. Peki. Bence onu ama bırakın. Hiperglisemi, yani yüksek kan şekeri dediğimiz düzey, hem diyabet açısından hem de sizin ileride başka rahatsızlıklara yol açabilmesi açısından çok riskli. Bence onu bırakın. Hocam bir de şöyle bir şey, ben doktora da gittim, kontrollerimi yaptırdım, tahlillerim falan yapıldı. Şeker sınırda zaten. Bir süre sonra eminim sizde karaciğer yağlanması var ve çok yüksek. Evet, ya. Evet yani yüksek, pankreasımda da sıkıntı olmuş. Bu kadar şeker, ben inanamıyorum ama yani. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde diyabet riskiniz yüksek gibi gözüküyor. Yani ben de işte gözüküyor. Bundan bir an önce kurtulmak için Zayda'nın programına geldim. Peki, kendilerinden yardım istedim. Konuşacağız. Tahlillerinizi de yaptırıp bir bakacağız. Neden bu istek var? Evet. İçimizde, onu da konuşacağız. 10 sene oldu. Ama şimdi bak, hocamızın söylediğini özellikle bu kısmını dikkatle dinleyin. Japonlar Amerika'ya gidip yerleşiyorlar. O Amerika, yani Japonya'da doğan Çinliler. Bir yer. Kimler? Çinliler. Ha, Çinliler. Çin yerine gidiyorlar, Amerika'ya yerleşiyorlar. Şimdiye kadar hayatlarından Amerika'yı görmemiş, Çin'de beslenmiş, büyümüş insanlar gidiyorlar Amerika'ya yerleşiyorlar. Bakın hocam ne anlattı bana az önce. Harika. Biliyorsunuz tıptaki son gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Amerika'ya yerleşmiş Çinlilerde belli bazı kanser türlerinin ve bazı hastalıkların yüksek olduğu ortaya çıkmış. Neden? Neden? Sizce neden? Yani oraya yerleşen Çinlilerde mi? Evet. Normal Çin'de yaşayan Çinlilerde değil. Birinci derecedeki akrabaları, yani ortada bir sebep yokken Amerika'ya yerleşmiş Çinlilerde bazı hastalıklar yüksek çıkıyor. Sonra bazı gruplarla birlikte, sadece Çinliler üzerinde değil, doğduğu vatanla, doğduğu ülkeyle iletişimi kesilmiş, ana vatanıyla iletişimi kesilmiş insanlarda bazı kanser türleri yüksek çıkıyor. Neden? Allah Allah. Yani mesela köyünden şehre gelip de köy yaşamında yediklerinin dışında şehirde farklı şeyler yiyenler de düşünüyorum. Aynen. O zaman yediği içtiği değişiyor. Aynen. Yani memleketimizin dışında yediğimiz içtiğimiz bize zarar mı veriyor? Yani köy sütü, tereyağı, peyniri, yumurtası orada kalıyor. Biz burada başka şeyler yemeye başlıyoruz. Tıp pozitif bir bilim. Her şeyi ispatlamanız gerekiyor bilimsel bir şekilde. Yapılan çalışmalarda diyor ki 6 ay sonra... Bu adamlar gittikten sonra bağırsak floraları, her şey burada dönüyor. Bağırsak floraları kesinlikle Amerikanize oluyor. Yani? Amerikan toplumunun özelliklerine sahip oluyor. Adam diyor ki ben portakal yiyordum, burada da portakal yiyorum. Kardeşim portakal yiyorsun ama portakal suyunun içerisinde koruyucu maddeler var. Hmm. O kek orada bir yıl boyunca rafta duruyor. Ama niye bozulmuyor diye niye düşünmüyorsun? Bu gıda maddeleri içerisindeki hep o koruyucu maddeler, işte yoğurt bir aydır dolapta bozulmuyor, işte başka bir şey bir yıldır orada rafta durulduğu zaman bozulmuyor. Hepsi yediğimiz zaman bağırsak floramızı bozuyor. Bağırsak florası neydi? Yararlı bakteriler vardı ve zararlı bakteriler vardı. Yararlı bakteriler bağışıklık sistemimizin yüksek olması için çok çok önemliydi. Dolayısıyla biz, öldürüyoruz. Biz yediğimiz her türlü kimyasal maddede, o rafta bir yıl boyunca bozulmadan karayan maddede bağırsak floramızı bozuyoruz. Her şeyi natural tüketmek zorundayız. Her şeyi kendi yoğurdumuzu yapmak zorundayız. Ana vatanımızla ilişkimizi kesmemek zorundayız. Çünkü doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklarda o bakteriyel flora, o yetiştiğimiz şey... Ara sıra onu hatırlatmamız gerekiyor. Teyzemizin, anne babamızın tarhanasını, turşusunu, peynirini yememiz lazım. İçerisine kimyasal maddeler katılmamış, natural el yemeği göz nuru derler ya yani. Ay evet ya, sıcak bir aş pişsin, eskinin nohutu, işte bu... Ya büyüklerimizin belki yiyeceklerini yememiz lazım yani. Evet. Yani beslenmeyi düzel. Peki bir şey soracağım. Hı-hı. Ben sizi hep kök hücre konusunda aldım ya hocam. Hı-hı. Şimdi kök hücre konusunda muazzam bilgiler aldım. Orada bir şey daha söyleyeyim size. Ha. Sağlık Bakanlığı spotu gibi olacak ama benim hekimlik hayatım boyunca en çok sıkıntı çektiğim şeylerden bir tanesidir. Löp 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 lütfen
önümüzdeki dönem soğuk algınlığı, grip dönemi. Löp 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 antibiyotik kullanmayın. Hmm. Neden? Şuranızda %2'lik bir enfeksiyon varsa %98 bağırsak floranızdaki bakterileri de öldürüyor. Dolayısıyla siz daha sonra bir sürü hastalığa maruz kalıyorsunuz. Lütfen saçma sapan antibiyotik tüketmeye son verelim. En son yayınlanan bir raporda Türkiye dünyada antibiyotik direncinde dünya birincisi. Doktor yazıyor, biz de alıyoruz diyenler varsa eğer. Doktorunuz yazıyorsa bir şey söylenmeyecek ama lütfen doktorunuza baskı kurmayın, bana antibiyotik yazın tabii diye. Tabii gidip biz söylüyoruz. Bağırsak floranızı mahvediyorsunuz. Bağışıklık sistemi için çok çok önemli. Burada yararlı bakteriler var. İkinci beyin deniyor artık, aynen, değil mi? Aynen. Bağışıklık sistemimiz. Yani bağışıklık sistemi çöktüğü anda bir sürü rahatsızlık kapımızda zaten. Kesinlikle. Biz de kapıyı sonuna kadar açmış oluyoruz. Aynen. Oysa vücut onları her gün zaten dışarıya atıyor aslında. Yüksek bir bağışıklık sistemimiz için güzel, probiyotikli bir bağırsak sistemimize sahip olmamız gerekiyor. Peki hocam, şimdi onu diyecektim. Siz hep kök hücre konusunu aydınlattınız bizi. Peki kök hücrelere de zarar veriyor muyuz? Çünkü pek çok şey anladığım kadarıyla ileride kök hücrelerden ortaya çıkacak. Kök hücreye de zarar veriyor muyuz? Ne kadar sağlıklı bağışıklık sistemimiz kuvvetliyse kök hücrelerimiz de o kadar sağlıklı, diri ve canlı. Kök hücre bizim tamir eden, gençleştiren, onarılan hücrelerimizdi. Biz ne kadar sağlıklı bağırsak floramız varsa ve ne kadar sağlıklıysa kök hücrelerimiz de o kadar sağlıklı. Dolayısıyla çok çok önemli. Peki hocam, pek çok size, ha bu arada eklem kıkırdağını konuşacaktık sizinle. Eklem kıkırdağı niye bozuluyor? Bak herkesin menisküsü var, böyle yapamıyorsunuz, ağrılar var diz kapaklarında. Niye özellikle diz kapaklarını vuruyor? Eklem kıkırdağı çok çok önemli. Bağ dokusu, destek doku. Vücudumuzun yaklaşık %30'unu oluşturuyor bu. O da beslenmeyle ilgili mi? Kesinlikle. Eğer biz bağ dokumuzdan destekleyici besinler alıyorsak, kıkırdak larımız o kadar kuvvetli, cildimiz o kadar gergin, o kadar güzel, bağ dokularımız kireçlenmeden o kadar uzak. Bunlar da neler? Sakatat türü besinler. Kolesterol açısından sakıncalı olduğu söylenir ama ben Canan hocama katılıyorum. Eğer ekmekle birlikte tüketmiyorsunuz, basit tip karbonhidratları tüketmiyorsunuz, gerçekten o kadar zararlı olmadığını inanıyorum ben. Yani paça çorbası. Paça. Tavuğun derisiyle birlikte çorbasını yaptığınız zaman, hani böyle soğuttuğunuz zaman üzerinde böyle bir jelatin tabakası oluşur. O jelatin tabakası kolajen dokusu, yani kıkırdaklar açısından muhteşem bir şeydir. Paça çorbası, tavuk çorbası, C vitamini açısından zengin besinler, turunçgiller, diğer bazı besinler çok çok güzeldir. Yumurtanın zarı. Zarı mı? Aynen. Aa. Yumurtanın akı ve zarı sizin eklemleriniz açısından muhteşem bir besindir. Yumurtanın akı lizin denen bir amino asidi içerir. Yumurtanız var mı bizim orada? Bir tane yumurtayı kırsana kuzum bana. Hocam hep izleyicimize doğru dönün ne olur. Bak yumurtanın, ama zarını nasıl yiyeceğim ben? Biz onları ilaç olarak kullanıyoruz ama siz yumurtanın zarıyla birlikte tüketmeyi tercih edin. Allah eklem Allah. Kireçlenmesinde muhteşem. İçerdiği hiyalonik asit ve lizin bakımından, lizin denen amino asit bakımından. Zarını göstersene bana kuzum onun, bak kabuğun içinde. Haşlandıktan sonra hani ben kabuğunu soyarım, onu yiyemem mesela, üstünde durur şey gibi. İşte o kabuğunu şöyle elinle göstersene kuzum. Nasıl yahu, anlamadım. Yahu kabuğunun içinde bir zar var ya, bak. Şu. Hah, ama bunu çıkartmak lazım şuradan. Şöyle anam. Hah, buldum. Hocam şu zar, şundan aynen, bahsediyorsunuz. Aynen. İlaç öncesi çok zeki ve bunu ilaç haline getirmiş ve biz hastalarımıza bunu ilaç olarak veriyoruz. Ya burada natürel bir şekilde var. Yumurtanın zarı. Beyazı ile bak, birlikte zarını tükettiğiniz zaman bu eklem şikayetlerinize çok çok iyi geliyor. İşte bak, çıkarttım burada. Aynen. Bak, dur çıkarttım. Aynen. Dur. Mahmut Elif'i görsene bak. Elif daha güzel gösteriyor. Zarını. İşte tam orası. Böyle. Hiç bak, zarını yemek aklıma geldi. Daha doğrusu bunun ilacı yapılmış değil mi? Aynen. Allah Allah. Zaten kalsiyum deposu bu, muhteşem bir şey bir tarafta. Yumurta güzel bir besin. Kararınca tüketmek lazım ve de basit karbonhidratlarla birlikte tüketmemek lazım.
kolajenler bağ dokusumuzun kıkırdağın temeli. Dolayısıyla biz kolajenden yoğun besinleri tükettiğimiz zaman ve C vitaminiyle birlikte tükettiğimiz zaman bağ dokumuz ve kıkırdak dokumuz mükemmel derecede sağlıklı kalabiliyor. Peki doktorum, şöyle düşünebilir izleyicimiz. Ya hocam çok güzel anlatıyorsunuz ama bana ameliyat dediler. Hı-hı. Hala bende işe yarar mı? Hı-hı. Yani yediğim içtiğim değiştirir mi ameliyatı? Daha önce de bahsetmiştim. Son safhaya gelmediyse yediğiniz içtiğiniz değiştirir. Hmm. Ama son safhaya geldiyse artık orada medikal tedavilerin, cerrahi tedavilerin söz konusu olması gerekebiliyor. Ama kendinizi korumak, sağlıklı bir kıkırdak yapısına sahip olmak istiyorsanız kolajenden yoğun besinleri tüketin. C vitamininizi tüketin. Natürel beslenmeye çalışın. Bağırsak floranızı düzgün tutun. Bu flora ne kadar önemli bir şey, bağırsakları. Bir de biz zayıflayacağız diye böyle işte ne o mate çayları, maka çayları, ne o bir saçma sapan böyle bir sürü şeyler içiyoruz. Mahvediyoruz burayı. Ne yaparsanız yapın, natural bir şekilde yapmaya çalışın. Doğal bir şekilde yapmaya çalışın. Peki probiyotikleri de sorabilir miyim size? Buyurun. Hatta zayıf, kolay zayıflanabilecek bir şey haline düşünen probiyotik takviyesi alan arkadaşlarımız da oldu. Hı-hı. Bu doğru bir yöntem olabilir mi? Yoksa sıkıntı mı? Eğer siz annenizden, teyzenizden, rahmetli teyzem benim çok güzel turşulu çökelek yapardı. Probiyotikli turşulu açısından. Turşulu çökelek nedir ya? Aynen, mükemmel yapardı. Onlar hepsi probiyotik deposu. Natural besleniyorsunuz, probiyotik desteği almanıza ihtiyacınız yok. Ama alamıyorsanız ve her şeyi gidip laftan, süpermarketten alıyorsanız olabilir. Probiyotik desteği almanız gerekebilir. Ama her şeyi annenizin, teyzenizin ürettiği şekilde tarhanasını için, çökeleğini yiyin, turşusunu yiyin. Tarhana istediniz hocam ya. Aynen. Şimdi hatırladım. Turşuyu minik minik doğruyorsunuz, çökeleğin içine koyuyorsunuz. Onların hepsi yararlı bakteriler esasında. Bağışıklık sistemimizi onlar yukarıda tutuyor. Biz valla bol bol turşu yapıyoruz programda. Süper. Bol bol turşu, bir de bana kemik. Kırmızı pancar muhteşem bir şeydir. Probiyotik deposudur. Antioksidandır, eklemleriniz için eklem dostudur. Kırmızı pancar tavsiye ederim. Vallahi ben ayıptır söylemesi kayınvalidemle rica ettim. Kırmızı pancarları haşladık, rendeledik. Sarımsaklı yoğurt, oh yemede yanında yat. Sarımsak yoğurt, çok güzel söylediniz. Ne var içerisinde? Sarımsak yoğurt. Sarımsağın içerisinde sülfür var. Hmm. Sülfür kolajen üretimimiz için son derece gerekli bir şey. Yoğurt, eğer biz natürel bir şekilde yaptıysak probiyotik deposu zaten yoğurt. Evet, hele ev yoğurduysa. Aynen. Eğer biz kendimiz mayaladıysak, endüstriyel bu yoğurtlar daha fazla biz kendimiz yaptıysak, ya o yoğurt bir ay boyunca buzdolabımızda kalıyor, bozulmuyor. Kardeşim bu niye bozulmuyor? Demek ki bağırsağımdaki mikropları da öldürecek o yani benim. Hmm. Dolayısıyla natürel yöntemleri tercih etmek lazım. Peki her şeyin natüreli. Hatta hocamla tanışma, gerçi biz İzmirliyiz, beraber büyümüşüz ama kök hücre vesilesiyle tanıştık. Hocamdan hep kök hücre dinledim. O da zaten içimizden, yine bizden ve bizim özümüzden oluşan bir şey. Konuşacağız efendim, hemen geliyoruz. Hocam bunu ben yaptım, ayıptır söylemesi. Oo, süper. Anam, çıkmıyor mu bundan? Harika yapışmış. Gözüküyor. Onun üstünde soğuttum da ondan ya. Çıkartmayı unuttum. Evet ya, bunu böyle koyaydık iyiydi. Ya vallahi. Neyse, ama siz öyle yapmayın. Çok güzel oldu ama gerçekten. Ama senin makarna da efsane olmuş. Bu arada hocam reklam arasında diyordu, dedim ki yayında söyleyin. Şimdi Elif'e söylediğinizi bize de söyleyin. Kırmızı. Kırmızı ve mora çalan bütün bitkisel gıdaları tüketin. Neden? İçerisinde antosiyaninler var, likopen var. Antioksidanlar var. Bunlar hepsi size için çok sağlıklı. Dolayısıyla çok çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani turp yiyin, kırmızı üzüm yiyin, pancar yiyin, domates yiyin, yaban mersini, mor havuç yiyin. Mor havuç. Aynen. Blueberry. Yani aklınızda gördüğünüz renk, kırmızı biber, bayılırım ben mesela. Kesinlikle. Fırına atıyorum. Kırmızı biberin içerisinde ne var? Kapsaisin var. Antikanserojen. Muhteşem.
O kapsayısın da bayağı bir zayıflama konusunu konuşmuştuk. Zayıflatabilir belki. Gerçi şöyle hani bir mucize yok. Az yiyeceğiz, çok hareket edeceğiz. Bunun matematiği belli evet. zaten. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Sağ olun. Çok sevgiler. Aşkım teşekkür Canım, ediyorum. Görüşürüz. Yarın görüşmek üzere efendim. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.